Samsung Kent TV stüdyolarından herkese iyi akşamlar. Yaklaşık dördüncü programımız mı oldu Haydar abi? Dört mü oldu, beş mi oldu? Büyükşehir ilk adım, Canik. Geliyoruz. Atakum. İlçe bırakmadık memlekette. 17 tane ilçe olunca her yerden vuruyor, yayınlar yapıyoruz. Evet, Kent TV stüdyolarındayız. Bugünkü konuğumuz Tekköy Belediye Başkan adayları üzerinden yorum yapacağız. Öncelikle gazeteci arkadaşlarımı, büyüklerimi sizlerle tanıştırmak isterim. Karadeniz Hayat Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Özbek abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Aramıza. Nasılsın, keyifler nasıl? Çok teşekkür çok ederim. Çok şıksın bu arada. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Yine Samsun Kent Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Haydar Öztürk abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Senin evindeyiz. Dolayısıyla biz de hoş geldin diyelim. Hoş bulduk diyelim. Sizler de hoş geldiniz. Bizim evimiz senin evin yok. Burası artık bizim evimiz. Evet, evet, çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle şöyle bir kısa hatırlatma yapalım. İlk programımızı biliyorsunuz Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları üzerinden yapmıştık. Sonra Atakum'u konuştuk, Cani'yi konuştuk, ilk adımı konuştuk. Ve bugün de sıra Tekeköy'e geldi. Aslında seçimin kıran kırana yaşanacağı en önemli ilçelerden birisi. Evet. Çünkü şöyle kısa bir özette AK Parti'nin aday göstermediği iki dönemdir belediye başkanı olan Hasan Togar'ın yeniden refah kadrolarına geçip tekrar adaylığını açıklaması, İyi Parti'den geçen 2019 seçimlerinde aday olan Mustafa Canlı'nın bu sefer AK Parti'den aday gösterilmesi, yine aynı şekilde İyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeniden Refah'ın adaylarının sahada olması, kıran kırana bir seçim yaşanacak Tekeköy'de, ki Tekeköy'deki seçimler hep böyledir aslında. Bir 2019 seçimlerinde Hasan Togar Başkan hani biraz daha rahat seçimi kazanmıştı. Evet. Ama ondan önceki her seçim hareketli bir seçim oldu orada. Bu 31 Mart gecesi de gerçekten o sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak, en çok merak edenlerden biri benim. Çünkü 2009 yılında yine AK Parti'nin adayı Hasan Togar'dı. Hayat Tekin'e, Demokratik Sol Parti'nin adayı Hayat Tekin'e mağlup olmuştu orada. Ben yaklaşık 2,5 ay Hasan Togar'ın basın danışmanlığını yapmıştım. Orada o seçim, dönemde. Orada seçim nasıl yaşanır çok iyi biliyorum yani. Evet, nasıl başlayalım önce? Aslında Coşkun abi seninle başlayalım. Çünkü Tekeköy'e girmeden önce senden şöyle bir 5-10 dakikalık bir Büyükşehir Belediye adaylarını, Atakum adaylarını, ilk adımı, Cani'yi bir yorumlamanı isterim. Hani bir de senin gözünden oraları bir dinleyelim, sonra da Atakum'a Tekeköy'e giriş yapalım. Yani şimdi Samsun benim aklımın erdiği en karmaşık ve en geçişkenli seçim dönemini yaşıyor. Büyük evet. Sürprizler olacak. Burada Yeniden Refah Partisi'nin Büyükşehir'de özellikle ne kadar asılırsa AK Parti'nin oylarından alacağı, İmren Nilay sahada, Cevat Öncü sahada, yapılan anketlerde hep Halit Doğan, AK Parti adayı Halit Doğan önde çıkıyor ama gerek İmren Nilay, gerek Adem Bektaş ve gerekse Cevat Öncü, Adem Güney ve Cevat Öncü bunların tamamen algı operasyonu olduğunu söylüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani herhalde son hafta şekillenecek ve Türkiye genelinde ekonominin geldiği durumun bu seçimlere çok büyük etki yapacağını, oy kaymaları veya sandığa gitmeme kararsızların çok fazla olacağını düşünüyorum. Şu andaki ortamda aslında Coşkun abi, ben yaklaşık %20'lik bir dilimin kararsız olduğunu düşünüyorum. Halen son haftayı, az önceki dediğim gibi son haftayı, son projeleri artık, yani ya da şöyle kazandığına inanacakları adaya gidip oy vereceklermiş gibi. Yani ikili yarışa dönecekmiş gibi geliyor bana. Ya o da değil. Şimdi burada kamuoyu anketleri ya da telefonla yapılan anketlerde insanlar korku henüz bitmedi. Gerçek düşüncelerini açıklayamıyorlar ama alanda benim gözlemlediğim ve alana girip fiilen köylerde ve şeyde olunduğunda insanların tamamı ekonomik koşullardan çok çok büyük sıkıntıda. Yani adayların projeleri, hı hı, ya da onların işte yapmayı düşündükleri şeylerin hiçbirisinin onlara dokunduğunu ben düşünmüyorum. Onlar da düşünmüyor. Çünkü projelere bakıyoruz. Hepsi büyük yatırım isteyen, büyük para isteyen projeler. Ama büyükşehir adayları proje açıklarken iktidar adayının dışındaki
bütçeyi söylemiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu ikinci belediyesi. Projelere bakıyoruz. Hepsi kaynak isteyen projeler. Hep para vaat ediyor. Aynen. Bir de şey söylüyorlar işte, ben başka bir konu dolayısıyla Sasi Genel Müdürlüğü'yle görüştüm. Suyla ilgili bir görüşme yaptım. Dedi ki ya suya zammı bana sormadılar. Çünkü bizim şu andaki şey, Saskin'in içinde bulunduğu konum bu zammı kaldırmaz. Biz yaklaşık 50 milyon lira her ay açık vereceğiz. Evet. Ama şunu yapsalardı, bana sorsalardı, ya sadece emekler ve dar gelirlere bir şey düşünelim deselerdi, ben daha da onaylardım. Yani eğer bu zam, indirim sözleri hayata geçecekse Saski batacak. Diğer taraftan Atakum'da da çok hızlı bir yarış var. Yani çok çetin bir yarış var orada. Şu anda Özlem Maraş'la Serhat Türkel arasında gittiğini düşünüyorum ama bugün önemli bir gelişme oldu. İYİ Parti'nin 3 tane belediye meclis üyesi istifa ederek CHP'ye geçti. Bu oy olarak tabana ne kadar yansır bilmiyorum ama şu anda hem AK Parti'nin adayı hem İYİ Parti'nin adayı CHP'deki iç karışıklıklardan dolayı meclis üyeliklerinde önemli isimleri aldılar. Bunların ne kadar oy kazandıracağı, ne yapacağını bilemiyoruz ama dediğim gibi seçimin son haftasında belli olacak. İlk adıma gelince burada da üçlü bir yarış var. Evet. Necattin Demirtaş, Murat Şener büyük çıkış yaptı. Yani proje adamı olduğunu ortaya çıkardı. Necattin Demirtaş eski sermayesini koyuyor. AK Parti'de bir alanda iddiasını sürdürmeye çalışıyor. Orada da bir şey söylemek pek kesin değil. Demin söylediğin gibi %20'ye yakın olan kararsızların son dönemde vereceği oylar belirleyecek. Yani ciddi bir belirsizlik var ama Büyükşehir'de şu anda en rahat sanıyorum Halit Doğan. İlk adımda özellikle ben şunu, bugün Cumhuriyet Halk Partisi ilk adım belediye başkan adayı Murat Şener'in lansmanını takip ettim, baktım. Özellikle kentsel dönüşüm vurgusunu çok fazla yaptı. 2019 yılına da çok göndermede bulundu ve projelerin normal rutin projeler olarak gördüm ama en hoşuma giden madem burası Kurtuluş Şehri'nin, milli mücadelenin başladığı ilk adım şehri ise Tekeköy'deki Atatürk Evi'ni buraya getireceğim. Meydana kuracağım dedi. Buraya getireceğim dedi. Eğer ola ki bu proje için şöyle bir söyleyeyim. Hani Murat Başkan kazanır veya kazanmaz. Kaybetse dahi bu projenin kesinlikle kazanacak olan belediye başkanı tarafından da hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Hani bu proje çok önemli proje. Yani bu projeyi çaldınız benden, şunu yaptınız dememesi gerekiyor. Hangi belediye başkanı kazanırsa kazansın, o Atatürk Evi'nin ilk adıma yakışacağı çok doğru, net bir proje. Ben gerçekten o projenin konusuna tebrik ediyorum kendisini. Ama bir tartışma daha başladı. Halit Doğan Samsun'un logosunu değiştireceğim diye söylemiş. Belediye logosunu mu? Belediye logosunu ve söylem üzerinden Samsun'un logosu Atatürk Anıtlı. Samsun Spor'un formasındaki Cevat Öncü bugün yine o lansmanda söyledi. Hı hı. Herhalde önümüzdeki günlerde bunları tartışacağız ve adayların İstanbul'daki kurum İmamoğlu çekişmesi gibi birbirlerinin konuşmaları ve söylemleri üzerinden daha çok siyaset yapacaklarını düşünüyorum. Ya Büyükşehir konusunda Halil abi söz veremedim, sana vereceğim. Büyükşehir konusunda benim şöyle bir dikkatimi çeken bir konu var. Halit Doğan Başkan'ı en çok yıpratan, yani muhalefetin en çok yıprattığı konu Halit Doğan üzerinden gerçekleşmiyor. Mevcut Mustafa Demir üzerinden gerçekleşiyor. Ama Halit Doğan'ın da şu anda açıkladığı projeler veya vaat ettiği projeler, kamuoyundaki algısı maalesef bazı yerlerde, bazı noktalarda, özellikle kent merkezinde çok kabul edilebilir olduğunu görmüyorum. Kırsal. Kırsalda çok kabul ediyor. Yani şehir merkezinde ben henüz, hani biz gazetecileriz, sağdayız sürekli, görüyoruz ve biz doğruları konuşmaktan şeyiz. Ben şehir merkezinde Halit Doğan etkisinin yaratıldığını hala görmüyorum. Bir konu daha var, dikkatinizi çekiyor mu? Halit Doğan hiç konuşmuyor. Yani Halit Doğan proje üzerinden çıkmıyor. Diğer rakip adayların tamamına bakıyoruz. Hepsi her yerde konuşuyor. Konuşma videoları yayınlıyor. Ama Halit Doğan gittiği her yerde sessiz kalıyor ya da çok lokal konuşmayla ön plana çıkmıyor. Bir proje lansmanında konuştu. O da şunu gösterdi. Yani performans olarak gayet iyiydi. Hakim görünüyordu ama
prompter'dan eğer konuşup çıktıysa oradaki algıyı devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü Halit Doğan şu anda ciddi bir proje açıklamasıyla ön plana çıkmadı. Sadece basına servis yaptı. O şeydeki lansmandaki projeleri lokal olarak servis edip onlar üzerinden propaganda yapıyor ve diğer adayların etkinliklerine katılarak kalıyor. Ben aslında neye bağlıyorum biliyor musun abi onu? Ben o konuyu hem Halit Doğan Başkan'ın hem de AK Parti il yönetimindeki teşkilatların ben bu yerel seçime iyi hazırlandıklarını düşünmüyorum. Yani iyi bir hazırlık aşamasının, iyi bir hazırlık dönemi geçirmemişler ki Halit Doğan Başkan duyduğuma göre ve öğrendiğim kadarıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gidip bana ajans bulun. PR'ımı yapabilecek, beni sahada daha aktif hale getirebilecek ve bir İstanbul'dan da bir ajans, Karadeniz bölgesine bakan bir ajansla anlaşılmış. O lansman organizasyonunda o firmayla birlikte yapılmış, düzenlenmiş. Çünkü altta yani bakın şöyle bir şey var. Ya mesela Tekeköy'de de konuşacağız onu mesela. Hangi ilçede aday açıklandıysa o ilçelerdeki teşkilatlardan patır patır istifalar geldi. Ayrılıklar evet, yaşandı. Kopmalar meydana geldi. Kabullenmemeler meydana geldi. Bu da net bir şekilde sahaya yansıdı. Canik yorumunu alayım sonra Aydar abiye söz vereyim. Canik Belediyesi'ni nasıl buluyor? Canik Belediyesi'nde şu anda İbrahim Sandıkçı gösterdiği 5 yıllık gösterdiği performans ve o söylediği gönül belediyeciliği dedi. Sürekli halkın içerisinde olmasının ödülünü şimdi alıyor. Yani kim çıkarsa çıksın Canik Belediyesi'nde İbrahim Sandıkçı'yı parti olarak söylemiyorum. İbrahim Sandıkçı'nın konumunu değiştiremez. O banko aday görünüyor. Çünkü o da daha önce yaptığı sunumlar içerisinde 300 bin kere insanlara dokunmuş. Halkın arasında, kentsel dönüşümde içerisinde, sürekli köylerde. Bu da seçim dönemi değil. 5 yıldır köylerde. AK Parti'nin asılmadığını düşünüyor, söylüyoruz ama AK Parti sadece büyük şehre asılmıyor. Şimdi bakıyoruz Özlem Maraş, İhsan Kurnaz, diğer adayların tamamı kendi çapında kendi propagandalarını yaparken Halit Doğan hiçbir zaman konuşulmuyor, geri planda kalıyor. Muhtemelen Halit Doğan'ın rahatsızlığı da odur. Evet. Haydar abi. Neyi? Seni bayağı beklettik. Şöyle bir hafızayı şöyle çok kısa bir tazeleyelim. Evet, biz konuştuk biliyoruz Coşkun abi de. Çok kısa bir nereden başlayalım? Son gündem üzerine. Yani son elindeki bilgiler, edindiğin tecrübeler. Senin de söylediğin gibi muhalefet parti büyükşehir adayları doğrudan Halit Doğan'ı sadece bir konuda hedef alıyor. Özellikle Cevat Öncü ve Adem Güney. Biyokütlesen. Çarşamba Biyokütlesen. Evet. Doğrudan hedef aldıkları tek konu o. Bir de altyapı. Altyapı ile ilgili de Çarşamba Belediye Başkanlığı dönemiyle alakalı, süreciyle alakalı eleştiriler getiriliyor. Ama bunun dışında senin de söylediğin gibi daha çok bizim Bay Mustafa'nın icraatlarından kaynaklı Halit Doğan'a veyahut da AK Parti'ye ciddi eleştiriler getiriliyor. Nedir? Su. Bugün dahi sosyal medyada sanırım Mecidiye'de yapılmış bir sokak röportajı videosu sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş MHP'li olduğunu söylüyor. Mustafa Demir'in bu su faturalarından dolayı İyi Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Sen o videoya inandın mı? Ya inandım veyahut da inanmadım. Sonuçta bu su faturaları bu şehirde yani gündem. Yani arkadaki İyi Parti standını gördün değil mi? Ya gördüm. Ha kurgu. Yani bildiğin kurgu video yani. Hani başka yani, başka bir şey değil yani. Bildiğin kurgu video. Şimdi ya kurgu da olsa su faturaları. Su faturası tamam. O konu yani okay. O can yakıyor. Okay. Hepimizin okay, canını yakıyor. Yok. Hatta daha da ağır konuşanlar var. Arka planda İyi Parti adayının reklamı veyahut da başka birinin reklamı şeyi zaten açık hava reklam alanına döndü. Herkesin her yerde bir şekilde evet, köprülerde, yaya geçitlerinde, trafik yani, ışıklarında evet, her yerde. Seçim ama trafik şeridi ışıkları dedin. Trafik ışıklarına bir moda başlamış bu altların. Bu zilli mi? Yok. Yani, önüne gelen asıyor ve kimse müdahale etmiyor.
izinli olduğunu zannetmiyorum. Hani köprülere alıştık eyvallah da. Evet, trafik lambaların altlarında böyle kare kare bütün parçalar hiç ayrısız bir şey var ya. Ya biri koydu mu zaten arkasından devam ediyor. Yani dolayısıyla arka planda öyle bir görüntü var diye kurgu diye düşünülebilir ama şehir her yer reklam alanı. Orası öyle canım. Yani denk gelmiş olabilir ki röportajı, sokak röportajını yapan sosyal medya sayfası da Sokak Kedisi. Yani benim de takip ettiğim bir sayfa. Güzel sokak röportajları çıkartıyor. Sonuç itibariyle Mustafa Demir'in bu 5 yıllık görev süresi içerisinde bugün veda etmiş galiba mecliste. Evet, teşekkür veda etti bugün. Herkese de teşekkür etti. Çok pozitifti bugün. Ben meclisteydim. Demek ki onun da üzerinden büyük büyük kalktı yani. Rahatladı yani böyle bir evet. Sürekli relaksiydi. Böyle Kuzey Anadolu veyahut da ne bileyim bir fay hattı gibiydi 5 yıl boyunca. Ya, sürekli geçmiş görüntü. Şey var ya. Agresif görüşüp gitmiş pamuk gibi bir görünüm vardı bugün. Herkese güldükler saçıyordu. Sinirleri alınmış mı? Agresifliği alınmış mı? Hayır hiçbir şey yok. Çok güzeldi. Yani sinirleri çok, alınmış. Çok huzurlu bir meclis vardı. Yani Ramazan'ın şeyidir o belki bilemiyorum. Sonuç itibariyle su faturaları, elektrik faturalarının önüne geçti. %15 mi indirim yapıldığı açıklanmıştı. 2 ay sonra gitti. Yani bu indirim yapıldığı söylenmesine rağmen su faturaları ciddi anlamda daha da şişmeye başladı. Evet. Haliyle insanlar da tepki gösteriyor. Bunun yanı sıra seçime kaldı şurada 20 gün 15 gün. Adam gitti Atakum'da kent meydanına daldı. Durdu durdu. 5 yıl boyunca durdu durdu. Rahat duramadı yani. Anladın mı? Böyle kımıl, içi kımıl kımıl oldu. Ya gider ayak ne yapsam da ben bu şehri bir karıştırsam gider ayak bir şey daha yapayım da bu şehir biraz daha kaosa bürünsün. Biraz daha diken istim üstüne çıksın. Ya bana göre öyle yani 15 gün kala bir belediye başkanı 1 Nisan'da görevde değilsin. 5 yıl boyunca durdun Atakum kent meydanında seçim 15 gün kala park yapmak mı geldi aklına? Ama bir şey söyleyeyim. Atakum Kent Meydanı'nda da şimdi oraya dikilen 100 tane Cumhuriyet Anıtı diye beton ya o da kaçak. Ya kaçak da beton direğe şey. Beton direğe dikilirken kimse konuşmuyor. Adam orayı yıkınca yaptığı yıkımda da bir şey yok. Toprak serdi. Yeşil alan yapacak. Meşgul yeni gelen abi. Dediği gibi gelir koyar ama pazartesi gün haberini yapacağım. Rotary Kulüp o 100 tane direğin her birini bir üyesine satmış. Yani satmış derken ismini verecekmiş. Başlı başına zaten. Şimdi hiç kimse oturup o 100 direği belli insanları benden başka eleştirmedi. Bak o görüntüde adam kazmış şeyi meydanı. Arkada 100 tane direk kötü görüntü duruyor. Kimse ona bakmıyor. İyi Partililer de CHP'liler de kurdular kürsüyü açıklama yapıyor. Oradaki meydana bir tane söz söyleyen yoktu. Yani şimdi onlar da yıkıldığını duydum. Pazartesi gün görüntüleri gelecek. CHP'liler de bir yanlış eleştirirken kendi yanlışlarını da dile getirmek zorundalar. Veyahut da kendi yanlışlarını da görerek karşı tarafa ona göre eleştiri getirmek zorunda. O 100 tane direkle ilgili hem haberlerimizde hem sosyal medyalarımızda biz de eleştirilerimizi getirdik. Yani Sayın Demir'e kaçak, ruhsatsız veyahut da usulsüz yapılar, projeler hayata geçiriyorsunuz diye eleştiri getirilirken aynı şeyi sen de tekrarlıyorsan söz hakkın yok yani orada yaptığınız eylemin hiçbir mantığı yok. Fark etmiyor. Dolayısıyla devam edecek olursak Halit Doğan'a yönelik eleştiriler veyahut da muhalefet parti adaylarının yüklenme olarak kullandıkları argümanlar su faturaları Büyükütle Santrali ve Sayın Demir'in bu 5 yıl boyuncaki işte hukuksuz yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen devam ettirilen kamulaştırma mağduriyetleri bunlarla alakalı olarak Sayın Doğan'a eleştiri getiriyorlar. Bu arada muhalefet parti adayları da dikkatinizi çekiyordur. Birbirlerine sarmaya başladı bu. Evet. Özellikle Atakum ilk adımda. Yani Büyükşehir'de de var. Büyükşehir'de var canım. Büyükşehir'de de işte Cevat Öncü, bugün İmren Hanım'a bir göndermede bulundu. Sürekli yapıyor. Sürekli yani bu anketlerden sonra işte bu gündemde olan anketlerden sonra biraz daha belirginleşmeye başladı.
Tabii siyasilerin veyahut da adayların birbirine eleştiri getirmesi normaldir. Ama küçük düşürecek veyahut da ne bileyim böyle nasıl diyeyim evin yol işte Samsun'dan şuradan bıraksanız evin yolunu bulamaz gibi ithamlarda bulunmak, yakıştırmalarda bulunmak da ben hoş bulmuyorum. Çünkü oluyor bazen, isim önemli değil. Bu bugün tip açıklamalarda yani Cevat Öncü Murat Şener'in lansmanında konuştu. Ne dedi? Yani Cevat Bey'in o efendiliğine, o beyefendi duruşuna bir hanımefendiye karşı veyahut da bir bayan kadın siyasetçiye karşı sonuçta bir önceki seçimde de milletvekili adayıydı bu kadın. Evet. Bu seçimde de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Yani Cumhuriyet Meydanı'ndan veyahut da Çiftlik Caddesi'nden bıraksanız Çiftlik Caddesi'ni bulamaz demek yakışmıyor. Siyaset geliştirilebilir, eleştiri geliştirilebilir ama bu tip şeylerden, bu tip cümlelerle olmamalı. Yakışık almıyor. Peki, söyleyene de puan kaybettirir yani. Niye biz şehir olarak zaten ithal adaylara karşı değil miyiz? İthal adaylara karşıyız veyahut da değiliz. Sonuçta bu şehirden aday olmuşlar. Yani İmren Tüfekçi... Niye biz aylarca, yıllarca bu şehirde Trabzonlu, Trabzonsporlu başkanlar yönetici istemiyoruz diye bağırıyorduk? 21 yıldır vardı o. Artık demek ki bazı şeyler değişmiş şehirde. Ya ama şunu söyleyeyim. Bu şimdi... Yani 6 aydan beri Samsun'la ilişkisi olan bir insana... Yani ben sadece şey olarak söylüyorum. 6 yani, ayda, 7 aydan beri Samsun'la ilişkisi olan bir insana bu cümleyi kurması çok doğal. Yani hani bundan 6 ay öncesinde neredeydi? Kurabilir, diye sorulabilir. 6 ay öncesine kadar neredeydi? Ama bak bu konuda Cevat Başkan, Cevat Bey mesela bu konuda Haluk Doğan'ı eleştirmiyor. Diğer aday Adem Güney'i eleştirmiyor. Mustafa Demir'i Mustafa Yeşilur'u eleştirmiyor. Bir konu daha var. Şimdi oradaki strateji İmren Nilay Tüfekçi'nin Çiftlik Caddesi'nden ya o cümle Cumhuriyet belki... Meydanı'nı bıraksanız işte bulamaz falan filan tarzındaki o cümlenin ben Samsunluluk ruhuyla, bilinciyle söylendiğini düşünmüyorum. Tamamen anketlerden kaynaklı stratejik olarak yıpratma amaçlı olarak söyleniyor. Peki. Yani Samsunluluk ille de bu şehirde doğmuş olmak demek değildir. Ben de mesela Samsunlu değilim. Evet, tamam. Ben de değilim. Ben de değilim ama bu şehrin kılına zarar gelecek bir hamle olduğu zaman, bir girişim olduğu zaman beni kimse tutamıyor. Rahat duramıyor. Yani bu şehri ben vatan bildim kardeşim. Şimdi nüfus cüzdanımızda başka bir şehir yazıyor ama ben bu şehirde yaşıyorum 23-24 yıldır. Bu şehrin birçok hassasiyetine sahibim, değer veriyorum. Bu şehre karşı yapılan yanlışları veyahut da bu şehrin kazanımlarının bertaraf edilmesiyle alakalı veyahut da kimliğinin değiştirilmesiyle alakalı konularda gereken hassasiyeti kat be kat gösteriyorum. Tamam. Ve adeta savaşıyorum yani. Şimdi yarın bir gün çıkıp da birisi ya sen de Samsunlu değilsin. Şimdi Samsunlu kavramını demek, çok şimdi doğru Samsunlu olabilirsin. Lazım. Bak Samsunlu olabilirsin ama Samsunluluk ruhu, Samsun'u içselleştirme, Samsun'u bedeninde, ruhunda, beyninde içselleştirme olayı farklı bir şey. Evet, tam oraya gelecektim işte. Yani bazen hani şunu yaşarız. Ya bu şehirdeki birçok yönetici, birçok milletvekili aslen Trabzonluydu ama hep Samsun'da ekmeğini, aşını, evini, barkını kurmuş insanlar ama biz onlara rağmen işte bunlar Trabzonlu. Ama orada lobicilik yapıyorlar. Ya aslında orada şu var. Bu çok farklı yerlere yapılan yapılanı söyleniyor. Mikro milliyetçilik bazen artık sınırı aşıyor bazı noktalarda. Kontrol edilemeyen noktalara gidiyor. Aynen öyle. Tamam. Yani şimdi mekanı cennet olsun. Cemal amca vardı. Cemal Yeşilyurt. Bu adamcağız bu şehre yatırım yaptı, istihdam sağladı. Eleştirirsin, eleştirmezsin. Samspor'a da büyük katkılar sağladı. Doğru mu? Tabii. Ama tribünde adama küfür edildi. Diyelim. Anlatabiliyor muyum?
Bunun karşılığı bu olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Diyorum ya, bu çok farklı. Olayı başka bir tarafa çeker misiniz? Şunu söyleyeyim. Siyasi propaganda da şöyle düşünün. Ben bir adayla oturup konuştuğumuzda 45 bin ne kadar uzunmuş dedi. Yani adaylar artık yoruldu. Bitiyor. Ellerindeki malzemeler bitti. Gündem yaratabilmek için kişisel şeyler ve biz söyleyeyim sana bundan sonraki kalan süreç içerisinde biz bu kişisel şeyleri daha çok yaşayacağız. Ama burada şu dikkatinizi çekiyor mu? Halit Doğan, Mustafa Demir ve kendi üzerine yapılan eleştirilerin hiçbirine cevap vermiyor. O polemiklere girmiyor. Yani ama bu kendisini ciddi anlamda rahatsız eden bir algıyı değiştiren bir şey. Bütün adaylar onun üzerine bu şekilde gelecek. Mesela Halit Doğan'ın halefi Hüseyin Dündar da çıktı. Çarşamba bir öküttüğü 3 kere önüme getirdiler, ben vermedim. Onlar verdi diye oturdu konuştu ve anladığım kadarıyla bu biyokütle Halit Doğan'ı daha çok üzerine gidecekler. Özellikle anketlerdeki bu aradaki makas azaldığı algısı ortaya çıktığı sürece. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Sertleşecek ve kızışacak diyorsun. Ben muhalefet, bir hafta kala aynen öyle. Muhalefet evet. Parti Büyükşehir adayları son haftalarda da veyahut da 2 gün kala da 1 gün kala da ne derlerse desin. Ne eleştiri getirirlerse getirsin. Ben Halit Doğan'ın yanıt vereceğini düşünmüyorum. Çünkü kendisinde bunu bazı toplantılarda biz bunları sorduk. Hani evet, programa çıkarım falan kesinlikle. Polemiklere girmeyeceğini, sürtüşmeye, karşılıklı atışmaya, cevap verme yarışına girmeyeceğini zaten söyledi. Dolayısıyla Halit Doğan kendi yoluna bakıyor ve diğer parti adayları da, işte CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah adayları da sonuç itibariyle iktidar partisinin adayı veyahut da iktidar partisi Cumhur İttifakı'nın adayı Halit Doğan'a ne kadar eleştiri getirirlerse, ne kadar yüklenirse ondan puan çalarız hesabıyla o söylediğin dozu ilerleyen günlerde belki arttıracaklardır ama AK Parti veyahut da Cumhur İttifakı cephesinde bu gibi duruma, yani bu duruma yelkayadan ne alabilir ki mantığıyla bakılıyor gibi geliyor. Ama tabii bu açıklamalar işte sonuçta Cevat Öncü de, İmre Nilay Tüfekçi de, Adem Güney de, Mustafa Yeşilyurt da ilçe ilçe geziyor, pazar pazar geziyor. Sokak sokak geziyor, kahvehanelere giriyorlar, evlere giriyorlar. Sonuçta bir ulusal kanallar üzerinden ulusal yayın yapıyorlar. Evet. Çıkıyorlar. Bir propaganda çalışması yürütüyorlar ve temas ettikleri seçmenlere de, kitlelere de bunları anlatıyorlar. Şimdi ilçelerde de, kırsalda da, belki kırsalda olmayabilir ama ilçe merkezlerinde ciddi anlamda sıkıntılar var. Kırsalda da var. Ben yani gidenlerden. Ekonomik zaten. Tamamen alakalı. Ekonomi. Halkın gündemi tamamen ekonomi. Bir kişinin fikrini değiştirmiş olsalar o bir kişi belki 5 kişiyi değiştirecek. Yani bu anlamda da eleştirilere veyahut da tenkitlerle alakalı olarak en azından Halit Doğan konuşmuyorsa bile onun adına konuşacak il başkanlığı veyahut da seçim koordinasyon söz veya merkezi başkanı çıkıp karşılık verebilir. Bunu yapabilmeleri için de yani seçim koordinasyon merkezi başkanı, AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi başkanı Sayın Doğan'a yapılan eleştirilere bir cevap verecekse o seçim koordinasyon merkezi başkanının da bu konularla alakalı olarak donanıma sahip olması gerekiyor. Veyahut da bilgilendirilerek veyahut da bir basın metni olacaksa veyahut da şifahi olarak yapılacaksa bir açıklama, ki şifahi olarak bir açıklama yapılacağını düşünmüyorum, eğer olursa bir basın bülteniyle hazırlanılmış bir basın bülteni basın kuruluşlarına servis edilir diye düşünüyorum ama peki öyle bir siyaset anlayışı sizce var mı AK Parti'de? Yok. AK Parti kendinden eskiden çok vardı. Emin. Eskiden vardı. Eskiden. AK Parti şunu düşünüyor. Eskiden derken böyle çok da eskiden. Yok yok. AK Parti şunu düşünüyor olabilir mi yani AK Parti tarafı? Ya bizim zaten tabanda bir %40'ımız var. Ya Samsun'u AK Parti kalesi olarak gerek yok. Oyumuz çantada keklik diyorlar. Oy kaybedeceklerini düşünmüyorlar. Yok hani şöyle, o iddialara cevap vererek de polemik yaratmak peşinde olmayıp
Hani şimdi örnek veriyorum, Adem Güney'in iddialarına cevap verdi. İşte Mustafa Demir konusunda, yolsuzluk konusunda çok fazla Adem Güney, özellikle şu hani evet, odadaki Adem Güney çıkan ciddi anlamda var. Onlara çok söz ediyor mesela Adem Güney. Şimdi o konuyla ilgili çıkıp cevap verse Halit Doğan veya da o konuyu muhatap olsa veya AK Parti tarafı o konuyu muhatap alsa, bu sefer iş daha da kızışacak. Aa, demek ki bak Adem Güney söyledi. Demek ki bak burada bir şey, yani bir kopmalar, bir böyle algı operasyonu büyüyebilir baktığında. Ama cevap verilmediği zaman da sükut ikrardan gelir mantığı içerisine. Bakın şimdi 18.00 konuşurken bundan 3 ay önce, biz şimdi yeniden Refah Partisi'nin topa girmesi, Cevat Öncü ile Murat Şener ile işte Eyüp Elmas'la bu proje adamlarının ortaya çıkmasıyla AK Parti'nin o 18'in 6-7'sini verebileceğini düşünüyoruz. Örneğin Salı Pazarı'nda durumları ortada. Tekkeköy ortada. Atakum zaten çıkıyor ortada. Ağlaçam ortada. Evet. Vezirköprü'de ciddi bir şey var. Ağlaçam'da çok ciddi bir bugün şey var. Vaat var. Duydunuz mu? Neymiş? Oranın bir güreş ağası varmış. Hasan eğer seçimi yeğeniymiş adayı. Eğer yeğenim dedi, yeniden Refah'ın adayı Muhammed Ergin mi, öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam, o kazanırsa orada bir binası varmış, AVM olarak hediye edecekmiş orayı belediyeye. Belediye. Bağışlayacakmış. Çok ilginç. Yani seçim vaatlerine bakar mısın? Biri 25 bin akrabalar da girdi. Biri ya. Bilmem ne veriyor. Nasıl? Akrabalar da girdi. Tabii de o, ama çok tanınan bir şeymiş orada. Bir güreş sahasıymış orada. Ya Alaçam'da da seçim çok ilginç. Çok kritik seçim. Ben gezdim orada, hep gördüm. Yani Samsun'da 3-4 ilçenin dışında seçim garanti demek biraz... Salı Pazarı'nda MHP'nin birkaç hamle yaptığını biliyorum. Yani Refahattin Karaca'nın o yüksek trendiyle alakalı olarak MHP'nin o ilçede ciddi dokunuşlar, ciddi operasyonlar değil. Çünkü bunu yapma gereğini, seçimin kaybedilebileceği ihtimalini gördükleri için yaptılar. Salı Pazarı için mi? Salı Pazarı'nda böyle bir MHP'nin orada bir... dokunuşları var. Abi. Yani ama 19 Mayıs'ta 4. dönem Osman Topaloğlu'nu gösteriyorsan, Salı Pazarı'nda Halil Akgül'ü devam et kardeşim. Göstermen işte, gerekiyor. Hiç düşünmeden yani yoluna devam etmen lazımdı. Hayır, çok MHP'ye yer vermek istiyorsan, bir Ayvacık ilçesi vardı. Ver orayı. Evet. Ayvacık ilçesi, orası MHP tabanlı bir yer. MHP de orayı verebilirdi. Yani hiçbir tereddüt olmadan. Yani. Ama Salı Pazarı'nda Halil Akgül gibi bir isim varken onu 4. dönem göstermiyorsun. 19 Mayıs'ta Osman Topaloğlu'nu 4. dönem gösteriyorsun. Neden? Çünkü orada Suat Kılıç for şeyi var karşında. Her an bir hamle yapıp karşıya geçtiğinde oraya Yener Efa kadrolarına teslim ederdin belediye bayrağını. Şimdi MHP'nin işte Salı Pazarı ilçesinde işte operasyon yapması gereksiz, normal, gereksiz yani bu şeylere girmesinin bir mantığı yoktu. Kaybettirebilir bile. Yani şöyle söyleyeyim, Alaçam ve Salı Pazarı'nda mesela Alaçam'ın mevcut belediye başkanını göstermedi. O başkan da orada şimdi tamamen şeyin aleyhine çalışıyor. MHP, Samsun'da MHP kendisine bırakılan ilçeleri riske atmak istemiyor kardeşim. Ama AK Parti'de sorunlu veyahut da sıkıntılı olan ilçelerle alakalı ne hamle yapılıyor, ne çalışma yapılıyor veyahut da ne gibi dokunuşlar yapılıyor, hiçbir şöyle sorabilir miyim? Farkında mısınız ya? Hayır, şöyle sorabilir miyim? Yani mesela ilk adımda bir mesela şimdi var bir grup. Masamızın konusu işte Tekkeköy'de. Tekkeköy'de hiç görmüyorum. Evet, hiç konuya görmüyorum. Gelelim. Evet, zaten Tekkeköy konusunu açalım. Oraya sen bu konuyu bağla. Yani, MHP, Salı Pazarı, Asarcık ve Alaçam. Bu üç ilçeyi AK Parti'nin diğer ilçeleriyle alakalı bağımsız olarak bu üç ilçede ciddi bir çalışma yapıyor. Salı Pazarı'ndaki sıkıntıyı gördüler. Oraya bineşler vurdular. Ama senin de dediğin gibi Coşkun abi, pozitif mi olur, negatif mi olur? Bir onu Nisan diyorum. Sabahı, sen tepeye neşter sabahı, da taban bu, önemli. Seçmen işte önemli. Onu diyorum işte. Onu diyorum. Bu seçmen artık olumlu yansır mı, olumsuz mu yansır? Bunu 1 Nisan sabahı göreceğiz. Veyahut da 31 Mart akşamı gece göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir konu da MHP'den söz açılmışken şimdi
MHP Samsun'da AK Parti'nin bütün SKM açılışlarında hem tam kadro hem de partileriyle birlikte katılıyor. Katılıyor, evet. Yani gürültülü bir şekilde ilk katılıyor. İlk adımda AK Parti'nin ilk adım seçim koordinasyonu merkezi açılışında alanın belki de büyük bir kısmını dolduran MHP'lilerdi. Tam ağzımdan aldım şimdi. Tam onu diyecektim. Ama bunu yapan MHP kendi seçim koordinasyon merkezinde açılışında yalnız bırakıldı. AK Parti tarafından. Sadece ilçe başkanları ve yöneticileri gitti. İlçe teşkilatı, yani AK Parti'nin ilk adım ilçe teşkilatı, ne mahalle başkanlarını ne partilileri toplayıp da MHP'nin seçim koordinasyon merkezi açılışına biz de coşkulu bir şekilde katılalım demedi. Bakın bundan dolayı da burada söylemiş olalım, MHP'lilerin bir kırgınlığı var. Peki AK Partililer neden bunu böyle tepki gösteriyor? Şimdi bir şey diyeceğim abi. Ya MHP'lerin kırgınlığı var da MHP'lerin ya sandığa gittiğinde de ne yaptığını da biliyoruz yani. Tamam, o ayrı, o ayrı. İttifaksan ya sence ittifaksan var mı? Bak. İttifak var mı? Sandığa gidince ne yapıyor MHP? AK Parti ile MHP arasında bir ittifak varsa ve MHP de bunun gereğini yerine getirerek, ben bugüne kadar AK Parti'yi hiç görmedim. Sahada da SKM açılışlarında da gövde gösterisini yapıyorsa veyahut da orada o oluşuma güç veriyorsa, destek veriyorsa, Salı Pazarı'nda da Alaçam'da da, Alaçam'da yok. Peki şöyle söyleyebilir miyim? AK Parti'nin aynı desteği vermesi lazım. Şu var o zaman. MHP'ye vermesi lazım. O zaman şu çıkıyor ortaya. Siz tavanda ittifakı sağladığınızda tabana bu ittifak yansımamış ve orada bir katılım sağlayamıyor. Yani tavandaki ittifaklar oya çok yansımakta sıkıntı. Zaten tabanda zaten yok. Tabanda MHP tabanda kendini yok. Bak. Yok işte. Tabanda kendini MHP'li olarak ifade eden bireysel herhangi bir vatandaş. Yani tavanda bu ittifak kararı alındı diye ona uyacak diye bir kural yok. Kural yok işte, onu söylüyorum. Bu ondan adam özgür ya. Olabilir mi yani? Özgür. Teşkilatlar uyabilir. Teşkilat uyabilir, aynen öyle. Ama seçmen tabanda seçmen işte Zeytinlik Mahallesi'nde veyahut da İlyasköy Mahallesi'nde oturan vatandaş. Çok net ifadelerle söylüyoruz abi. Çok net ifadeler her zaman söyleyebiliriz. Ki bir önceki seçimde de bu yaşandı. Yaşandı. Zaten. Bugünkü seçimde de mesela Cumhur İttifakı'nın ortağı yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni olup da İhsan Kurnaz adaya oy vermeyip Necati Demirtaş'a oy verecek olan, Murat Şener'e oy verecek olan çok insan tanıyorum. Yani bugün bir şey dikkatini çekti mi Murat Şener'de? MHP'nin ağır topları sahnedeydi bugün. Bak çok tanıyorum diyorum. Yani çevremde ya inanılmaz derecede var. Yerel seçim işte bu. Yani yerel seçim bu. Hani onun için SKM'ye partiler gelmiş, onlar oraya gitmiş. Çok fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü seçmen yukarıdaki ittifa tabanda şöyle görüyor. Siz tamam ülkemizin bekası, ülkemizin birlikteliği için siz berabersiniz ama ben kapısını çalıp ilk adım belediye başkanından Necatettin Başkan'dan istediğimi alabiliyorum. Evet. Veya Murat Şener Başkan'dan ben istediğimi alabilirim. Bu anlayış çok fazla. Öyle yani, yanılıyor muyum? Doğru. Yani çok doğru bir tespit. Alper, bugün de ayrıca sizden de bilgisi vardır. Hani seçime kaldı şurada 10-15 gün. İyi Parti kanadında da ilginç bir gelişme yaşandı. Evet. Meclis üyeleri istifa etti. Coşkun abi anlat. Atakum'da, İyi Parti Atakum'da değil İyi mi? Parti. Tabii, tabii. Atakum'da İyi Parti'de ilk istifa kurucu başkan Selen Gülhançam ve yönetim kurulundan geldi. Çok yoğun bir sayıda istifa vardı. Yine bugün de İyi Parti'nin belediye meclis üyeleri, ikisi Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi, hatta birisi Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ayhan Ayvaz. Açıkça mecliste CHP grup odasında istifalarını açıkladılar ve gidip CHP koltuklarına oturdular. Serhat Türkel'e desteğimizi veriyor dediler. İyi Parti'ye de çok ağır eleştirilerde bulunarak ayrıldılar. Yani zaten büyük bir sıkıntı çeken ilçelerde bu şeyle değişim ve aday destekleme konusunda, belirleme konusunda İyi Parti'de, Atakum'da bu sürpriz. İşte bu Atakum'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar yansır? Bunların bir tabansal oy getirisi olur mu onu bilemiyoruz. Yani İyi Parti şu anda ne oldu? Fikret Candemir'le beraber 4
4 meclis üyesini kaybetmiş oldu. Bu istifa edenler Adem Bektaş'ın listesinde yok o zaman. Yok. Bu istifa edenler açıkça Serhat Bey getirdi. Zaten şey de yok. Adem Bektaş'ın listesine sadece İyi Parti'nin kurucu ilçe başkanı Selen Gülhan Çam geldi. Fikret Candemir bir partiye geçiş yapmadı. Sadece partiden. Selen Gülhan Çam AK Parti'nin değil mi? AK Parti'nin Özdemir Maraş'ın listesinde 3. sıradan girdi ve Özdemir Maraş'ta fiilen çalışıyor. Çok şaşırtıcı bir geçiş yani. Onu hayır ama o da daha şaşırtıcı olan onun ekibi de birlikte geçti. O ilçe yönetimi ve istifa edenlerin tamamı şu anda Benim Özdemir bugün öğrendiğim kadarıyla bir 50 kişilik, bir 60 kişilik daha bir grup yarın yine istifa ediyor çünkü Ayhan Ayvaz söyledi. Arkadaşlarımızla beraber istifa edip alanda fiilen çalışacağız diye. Yani tek başına bir istifa değil. Organize alınmış bir karar. Bugün İYİ sadece Parti tarafı. Ya bu çok enteresan değil mi? İYİ Parti'nin seçim önü bu kadar istifaların yaşanması, görevden alınmalar, herkesin rest çekmesi. Çok enteresan değil mi ki İYİ Parti'nin özellikle geçen seneki seçimden sonra yani 14-28 Mayıs seçiminden yaklaşık 3-4 ay önceki yapılan kamuoyu araştırmalarında Samsun genelinde %16-17 bantlarına çıktığı konuşuluyordu. Yani çok yüksek bir rakam oranına hatta sahipti. Ankara'da yani geneldeki oylamanın 5-6 puan oranın 5-6 puan yüksek olduğu konuşuluyordu. Bugün neredeyse teşkilatı olmayan ve şu anda bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Büyükşehir Belediye Başkan adayının ilçe ziyareti yapamadığı yerler var. Var. Yani teşkilatlar olmadığı teşkilatlar yok. Kim en güçlü teşkilat nerede? İlk adımdaydı. Aday yapılmayınca boşaldı. Konuya hakim olamadı. Atakum'da belli bir dönem parti kapalı kaldı. Ayvacık'ta ciddi sıkıntılar var. Bir vezir köprüyle Ladik işte bir eski başkanlar devam ettiği için çıkıyor. Çarşamba darmadağın oldu. Terme'de zaten basına yansıyan iç çatışmalar var. Evet. Zaten İmrenlilay'ın da en büyük sıkıntısı teşkilat yok. Teşkilat yok. Yani her orada gittiği yerde ve gittiği ilçelerde ciddi problemler yaşıyor. Mesela Tekeköy'e gelelim. Tekeköy'de de teşkilat yok. Çünkü Tekeköy'de evet orada Gülay Hanım vardı galiba. Gülay Hanım var ama Gülay Hanım şöyle oldu. Ta şeyden beri, ta Mart 2019 seçimlerinden beri Mustafa Candal üzerine kurdu ve son aşamaya kadar Tekeköy'de Gülay Hanım Mustafa Candal'ı aday yapacağım dedi. Ama ben şunu öğrendim Tekeköy'de. Mustafa Candal Yeniden Refah'la, Cumhuriyet Halk Partisi ile, İyi Parti ile, İyi Parti zaten banko bekletiyordu bunu oyarak, AK Parti ile de görüşmüş ve orada zaten bağlantıyı kurmuş. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi son ana kadar Mustafa Candal kendilerine gelecek ya da İyi Parti adayı olacak diye beklemişler. Ama birden ters köşe yapınca Tekeköy karıştı. Vallahi Mustafa Can araya gireceğim şimdi ondan sonra Tekeköy defterini açacağız. Mustafa Candal'ın Akşener'in Samsun ziyaretindeyken otelde olduğu beraber sohbet ettiği konuşuluyor. Evet. Orada görenler var, şey yapanlar var. Hani sonrasında zaten bir hafta sonra mı açıklandı? 10 gün sonra mı ne açıklandı? Mustafa Candal ismi. Tabii şimdi Tekköy defterini açtığımızda Tekköy'ü çok çok konuşacağız. Çok çok konuşacağız, evet. Bir 5 dakika Haydar abi'den yine izin aldık, çay içeceğiz. Bir 5 dakika sonra sizlerle birlikteyiz.
15 dakika aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Tekköy Belediye Başkan adaylarını teker teker konuşalım. Öncelikle tabii AK Parti'den başlayalım. AK Parti Mustafa Candal'ı aday gösterdi. İki dönem belediye başkanlığı yapan Hasan Togar'ın yerine geçtiğimiz 2019 seçimlerinde İyi Parti'nin adayı Mustafa Candal'ı bu sefer AK Parti kadrolarından Cumhur İttifakı AK Parti Tekköy Belediye Başkan adayı olarak gördük. Nasıl yorumluyorsunuz Candal'ın bu şekilde hızlı geçişleri ve AK Parti tarafından aday gösterilmemesi, Hasan Togar'ın açıklamaları, Çiğdem Hanım'ın açıklamaları, üst üste gelen iddialar? Haydar abi. Yani Alper, Coşkun abi de ara vermeden önce söylemişti. Hem CHP hem Yeniden Refah Partisi hem de İyi Parti Mustafa Candal mikrofon nerede abi? Mikrofonu takmışız ya. Canlı yayın kazası diyelim buna. Mikrofonu takmayı unutmuşuz. Özür dileriz. Evet, Mustafa Candal ara vermeden önce de Coşkun abinin söylediği gibi hem CHP'den hem Yeniden Refah'tan hem de İyi Parti ile son ana kadar temastaydı. Tekkeköy'de İyi Parti ilçe başkanı, hatta son güne kadar Mustafa Candal'ı partilerinin adayı olarak biliyordu, görüyordu ve lanse ediyordu. Bunun yarı sıra CHP'de, Yeniden Refah'ta bu süreci bekledi aslında. Süreci beklediler. Yani ortak aday, çatı aday profili, evet. Mustafa Candal orada. Mustafa Candal anlaşılan o ki bu partileri parmağında oynatmış. Ters köşe yaptı herkesi. Yani bu aslında baktığın zaman adayın da ismin de sözüne güvenilirliği veyahut da ne bileyim hani kararlarını almayla alakalı, karar almayla alakalı olarak ne derece omurgalı olduğunu gösterir. Peki şu araya girmek istiyorum abi. Az önce yani, parmağında oynattı veya ters köşe yaptı cümlesine şöyle bir ekleme yapmak isterim. Kamuoyu anketlerinde Mustafa Candal ismi vatandaşa soruldu. Mustafa Candal AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz tarafından Ankara'ya davet edildi. Bu görüşmeler gerçekleşti. O sırada peki İyi Parti, CHP veya Yeniden Refah neyi bekledi? Yani orada beklemedi. Aday Mustafa olmayacağını... Candal bekletti kardeşim onları. Tamam da ya onlar ama bir tedbir almadı o sırada. Ama nasıl tedbir alacak? Mustafa Candal garanti aday diye sürekli alandaydı. Sürekli yani Güray... İyi Parti ilçe başkanı partilerin adayı olarak Mustafa Candal'ı biliyor. Ve onu herkes öyle biliyor. Son ana kadar onu dile getiriyor. Onun propagandasını yapıyor sosyal medya sayfasında veyahut da ilçede. Şimdi ilçe başkanı için de sürpriz oldu bu. CHP için de veyahut da Yeniden Refah için yani de sürpriz CHP'de oldu. Yani CHP de onu destekleme şimdi kararı kardeşim, alacaktı. Sürpriz derken bu değil isim mesela. Görüşüldü. Partiyle görüştü bu isim, AK Parti ile. Ama görüşmelerin yapıldığıyla ilgili hiçbir şey yansımadı. AK Parti ile görüşme süreci çok 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 sonradan oldu. Yani çok önceden olmuş olsa İyi Parti ilçe başkanı veyahut da CHP veyahut da Yeniden Refah niye teklif götürsün ki, niye görüşsün ki? Der ki ya bu adam zaten AK Parti ile görüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Çok sonradan oldu. Yani bu adayların yani mesela Tekkeköy İyi Parti ilçe başkanı Mustafa Candal'ın AK Parti'den aday olduğunu açıklandığı gün öğrendi. Nasıl bir sürpriz? Ben hayır katılmıyorum. Nasıl bir sürpriz ama? Sürprizli siyasi bir hata. Çünkü seninle hatırlarsan Tekkeköy'de bir toplantı sonrasında bir yere uğramıştık. Ve orada bu konuyu konuşmuştuk. Tamam. Ya bu da söyleyebilir soru sakınca yok yani söyleyebiliriz. Yani Hasan Togar. Hasan Togar'la oturduğumuz basın buluşması. Basın buluşması. Belediyeyi ziyaret ettiğimizde biz
Mustafa Candal isminin AK Parti Genel Merkezi tarafından davet edilip birebir görüşüldüğünü, Hüsnü Ziya Yılmaz tarafından görüşüldüğünü kendi de lanse etti. Biz de zaten Hasan duyduk. Hasan Kakar biliyor muydu bunu? Tabii herkes biliyordu ilçede bunu. Yani o ilçe yani başkanının şu siyasi hatası olarak görürüm ben bunu. Evet, kesinlikle. O siyasi hata şey olarak görürüm. O ayrı bir şey. İlçe başkanının siyasi hatasıdır, şudur budur. Yeniden Refah görüşüyor kardeşim adam. Tamam, eyvallah. Okay. CHP görüşüyor adamla. Tamam. Şimdi siz bir aday olarak veyahut da ne bileyim İyi Parti'den 2019 seçimlerinde aday olmuşsunuz. Hı hı. AK Parti ilçe başkanıymışsınız Tekkeköy'de ve istifa edip İyi Parti'ye geçmişsiniz. Bu seçimde de AK Parti sizi tercih eder mi? Etmez diye düşünebilirsiniz. İyi Parti ilçe başkanı da bizim geçen dönem adayımız kimdi? Mustafa Candal. Yani ilçe başkanı Mustafa Candal'la bu süreçte kaç defa görüşmüştür sizce? Sürekli beraberdiler. Sürekli beraberdiler. Şimdi sizin içinizde, yani Mustafa Candal'ın içerisinde, içinde derken aklında, background'unda, kafasının arkasında AK Parti vardı ise, AK Parti'ye geri dönmek vardı ise niye bu üç partiyi parmağında oynattı? Açık açık söyle kardeşim. Ben AK Parti'ye geri dönebilirim. Böyle bir süreç vardı. Niye söylememişti? Neden sürekli ama yani oyaladı? Neden mavi boncuk dağıtmayı tercih etti? Mavi boncuk şöyle abi. Hani burada şey olarak anlaşılmak istemem. Ben mesela Mustafa Candal adayla açıklandıktan sonra profillerine girdim. Abi İyi Partili'yle hiçbir şey yoktu. Yok. Ve o da misafir olarak gitmiş demek ki. Misafir işte bitince işte geri dönmüş. Bu ya sonuç mevcut olarak, yönetimi siyasi hatası değil midir abi? Kesinlikle. Sonuç olarak adayların veyahut da siyasetçilerin parti değiştirme gibi durumları oluyor. Bunu yadırgamamak lazım ama yerelde bu gibi şeyler çok böyle hani problem haline geliyor. Vay işte AK Parti'nin adayı mıydı Mustafa Candal? Yok değildi. Sonradan sürpriz hani bir o şekilde. O aslında tartışılması gereken konulardan biri. Sürpriz evet. Bir iletişim, sürpriz bir temas sağlandı. Yani yani bana gelen duyumlar, bilgiler doğrudur, yanlıştır. Yani bu Hasan Togar özelinde ki kendisi de zaten açıkladı bu Cengiz İnşaat meselesi. İşte ben oraya geleceğim. Bunlar kendisi mıdır Hasan Togar Başkan'ın üzerini çizen nedenler? Ya şimdi kendisi de açıkladı bunu. Cengiz İnşaat'a bir şekilde işaret katı etti. Katı bir tesisi yaptırmadığı için. İşaret, bir Çıraklara yapılacak yaptı. Olan atık katı deposu. Atık ve şu anda bakın bu tam güzel bir konuya değindiniz. Ben şimdi geçen Mustafa Candal'ı dur dağıtma. Mustafa Candal'ın Hasan Togar'ın Cengiz İnşaat tarafından üzerinin çizildiğiyle ilgili bir iddia var. Bu doğru ise Cengiz İnşaat Hasan Togar'ın üzerinin çizilmesine sebep olduğu ise o zaman buradan şu sonuç çıkar. Mustafa Candal Cengiz İnşaat'ın adayıdır. Bununla ilgili olarak Cengiz İnşaat'ın yetkili bir kişisinin buraya gönderilerek Candal'la görüştüğü söyleniyor. Bakın bunu ilk defa açıklıyoruz. Bu gelen bilgiler bu yönde bana. Böyle bir görüşmenin olduğu ve Mustafa Candal isminin bu görüşmeden sonra Ankara'ya, AK Parti'ye iletildiği ve ondan sonra Candal'ın Ankara'ya çağrıldığı yönünde bilgiler burada var. Burada Candal ben sana o tesisi yaparım mı dedi yani? Hayır, ben size tam bunu destekleyecek bir şey söyleyeyim. Tabii abi, Çırakman muhtarıyla o tesisin yapılacağı muhtarla görüştüğümüzde Cevat Öncü'nün o ilk adaylık açıklandıktan sonra Çırakman muhtarı Cengiz Enerji'den bazı insanların gelip oralarda ölçümler yaptığını ve o projeyi hayata geçirecekleri, onunla ilgili kamuoyu yaratmak için uğraşacaklarını söylüyorlardı. Ve senin dediğine katılıyorum. Muhtemelen Cengiz Enerji orada, çünkü Hasan Togar orada biz bu konuyu gündeme getirdiğinde basın, Hasan Togar girip bunun yapılmayacağı ile ilgili bir taahhüt verdi ve muhtemelen Hasan Togar'ın ipi orada çekildi. Burada da Cengiz şeyle Mustafa Candal'la o iddia doğru olabilir. Burada şimdi Mustafa Candal'a düşen bir an önce çıkıp böyle bir iddianın doğruluğunu açıklaması. Çünkü Çırakman'da bununla ilgili önümüzdeki günler içerisinde bir tepki ya da bir şey tekrar bir açıklama gündeme gelebilir.
Yani Mustafa Candal'ın şu an itibariyle şu ana kadar izlediği seçim çalışması stratejisi nedir, ne değildir açıkçası bilmiyorum. Kimse bilmiyor. İletişim şey kurmuyor, yok. Diyalog yok. Evet, kesinlikle. Bir tekke köye ne yapmayı vaat ediyor? Sonuçta sen iktidar partisinin aday oldun artık. İnsanlar bekleyebilir. Ne yapacaksın kardeşim? Ne proje sunacaksın? Ne yapacaksan başkan olursan tekke köye ne gibi hizmetler kazandıracaksın? AK Parti'nin adayları çatır çatır proje lansman toplantıları yapıyor. Açıklama yapıyorlar. Doğru mu? Evet. Tekkeköy'de bu şehrin artık önemli ilçelerinden birisi. Adı Tekkeköy ama köylükten çıktı orası. Çıktı orası. Sanayinin yoğun olduğu bölge orası artık. Yani Tekkeköy'de Mustafa Candal kendi meclis üyesi listesinde bulunanların dahi bilmediği bir çalışma yürütüyor. Arıyorlar, soruyorlar bize. Kendi meclis üyesi adayları soruyor. Bizim başkan nerede çalışıyor? Nerede bizim aday ne yapıyor diye bize soruyorlar. Yani biz de diyoruz ki ya siz orada yaşamıyor musunuz? Ya bizim de haberimiz yok diyorlar. Ne yapıyor, ne ediyor? Basında göremiyoruz. Orada göremiyoruz, burada göremiyoruz. Basında çalışmayacağını söylemiş. Ya çalışır çalışmaz. Yok, şöyle, önemli değil. Önemli değil. İl başkanlığı tarafından da ona bir teklif götürülmüş. Kendisinin böyle bir düşüncesinin olmadığını... kendisinin işte sağ çalışmaları yapacağını... Demek ki Tekkeköy'de seçimi kendine göre çantada keklik görüyor. Ama geçen seçim de basında çalışmadı ve ya çıkmadı. Çalışıp çalışmaması önemli değil. Hayır, basın değil, çıkmadı. Kamuoyu önüne çıkmadı yani. O açıdan ya söylüyorum. Tamam, çıkar çıkmaz o onun tercihi ama sonuç itibariyle Mustafa Candal'ı ben de tanıyorum, sen de tanıyorsun Coşkun abi. Bir şekilde geçmişten beri bir diyaloğumuzun olduğunu düşündüğümüz... bir hatır, gönül ilişkimizin olduğunu düşündüğümüz bir adam, bir kişi. Doğru mu? Evet. Ki onun AK Parti Tekkeköy ilçe başkanlığı yaptığı dönemde biz de yerel bir gazetede muhabirlik yapıyorduk ki o zamanlardan beri tanırdık. Bir sürü kongrelerine gittik, açıklamalarını yaptık, haberlerini yaptık. Bizi tanıyan bilen birisi. Şimdi telefonlara bakmıyorsan veyahut da bugün itibariyle bizlerle bir kontak kurup İşte ne yapabiliriz, bana ne destek verebilirsiniz veyahut da ne gibi program sunabilirsiniz, ne yapmalıyım abi veyahut da şudur budur bir öneri, bir fikir. Ya da iddiaları sormak için bir cevap alamıyorsun. Bir görüş dahi almıyorsan, diyalog dahi kurmuyorsan kusura bakma kardeşim. Bak başının çaresine. Şimdi sen o koltuğa oturduktan sonra bu yerel basında ne yapacaksın? Aynı tavrı mı sergileyeceksin? Ya öyle. Şimdi... Partin diyor ki gönül belediyeciliği, diyalog diyor. Sen diyalog kurmuyorsun. İlçe halkıyla kurabilirsin. Olabilir, ona bir şey demiyorum. Ama senin PR'ını, senin Tekkeköy'le alakalı olarak ne yapmayı arzuladığınla alakalı olarak senin sesin olacak. Senin kitlelere, insanlara, şehre, kendi ilçenle alakalı ortaya koyacağın hizmeti anlatabileceğin basın kuruluşları var. Onları da kullanmıyorsan, değerlendirmiyorsan veyahut da diyalog kurmuyorsan eskiye binaen işte dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var deyip diyalog kurmuyorsan en azından bir yol haritası belirleme adına bir görüş dahi almıyorsan bak başının çaresine o koltuğa oturduğun zaman olur da oturursan ki aynı tavrı sergilersen bizim Bay Mustafa ne olduysa sen de o olursun 5 yılın sonunda. Evlere anlatabiliyor muyum? Şimdi kendi meclis üyelerin bile senin ne yaptığından haberi yok kardeşim. Böyle bir içine dönük, kendine dönük bir çalışma olmaz. Yani bakıyorum ben sosyal medyasına da bakıyorum arada hani ne yapıyor bir şey yani söylenildiği gibi mi gerçekten bir şey yapıyor mu yapmıyor mu? Bakıyorum işte mahallelere falan filan gidiyor. Kendi çapında ziyaretler yapıyor. Kendi çapında ziyaretler yapıyor, ediyor falan ama bakıyorum teşkilat yok yanında. AK Parti Tekkeköy ilçe teşkilatı yok yanında. Kendi kafasına göre gidiyor, geziyor veyahut da yanındaki ekiple direkt gidiyor. Ya seçim stratejisi bu olabilir. O bizi çok ilgilendiren bir şey değil ki. Bunlar demode oldu. Bu bak köy kafası hala eskide kalmış. Bunlar demode oldu bu seçim çalışma yöntemleri. Demode oldu.
Teşkilat olacak kardeşim. Kendisi de teşkilat başkanlığı yaptı. Anlatabiliyor muyum? Teşkilat olacak da teşkilat demek ki onları istemiyor. Belki teşkilat işte, istemiyor. Ha, bu sonuç çıkar o zaman ortaya. Belki teşkilat birlikte yol yürümek istemiyor. Bu belki teşkilatın adayı değil. Işte. Ya teşkilata teşkilat nasıl istemediğini olsun, adayın ben çok basit hayır, böyle nasıl adayın, olsun adayın açıklanacağı örnek verelim. Açıklanacağın adayın açıklanacağı bir gün öncesi bu adam AK Parti il başkanlığına bir dakika ilçe başkanlığı. Evet. Bu şey Mustafa Candal geçen seçimde AK Parti teşkilatını AK Partililer sopa sallamadı mı? Neler söyledi? Yani sen o seçimde tut AK Parti'ye ağzına gelmeyecek şeyler söylendi. Yoğun bir saldırı gerçekleşti. Şimdi teşkilatın içerisine girip onların hesabını sorulup gündeme gelmemesinden de çekiniyor olabilir. Çünkü AK Parti teşkilatının büyük bölümü istifa edip ya da çekinip Hasan Togar'ı destekliyor. Ya da şeyi Candal'ı destekliyormuş gibi yapıyor. Yani bilemiyorum. 2019 seçimlerinde İYİ Parti adayı olarak AK Parti'ye ve AK Partililere sopa salladı. Başka şeyler de var. Sonuç itibariyle bugün AK Parti'nin ilginç bir şekilde adayı ve üzerinde ciddi soru işaretleri olan bir adayı. Hasan Togar da geçenlerde bir açıklama yaptı. Servetinin kaynağının nereden geldiğini bilmediğim aday dedi. Onunla ilgili de polemikler ve söylentiler var. Şimdi bu gibi iddialar cevaplandırılmadı veyahut da aydınlatılmadığı sürece Sayın Candal da basın ile iletişim kurmadığı sürece ya bir dakika rejideki arkadaşa söyleyeyim de AKP değil AK Parti teşkilatı yazıldı. Evet, Tüzük'te AK Parti. Tüzük'te AK Parti. Alt KJ değiştirdi de arkadaş. Tamam, sorun yok. Yok, olabilir. Hani, olabilir. Ona bile takanlar var, ondan diyorum. Evet, yani. Ona takanlar var. Kasıt olmaz bizde, kasıt olmaz. Kasıtlı değil yani, arkadaşı düzeltmiş olalım. Olabilir. Rejideki arkadaşımız da yayının hem temiz ve güzel bir şekilde... Gerçekten çok güzel, emeklerine sağlık. İzleyicilerimize ulaşması için... gerçekten büyük bir efor sarf ediyor. Kendisine de ayrıca tekrar teşekkür edelim. Yani Sayın Candal o koltuğa oturduğu andan itibaren bu iddialar veyahut da bu dedikodular duracak zannetmesin. Ben daha da alevleneceğini düşünüyorum. Yani hele o Katat tesisiyle ilgili bir girişimde bulunursa şöyle o muhtemelen Tekeköy zaten kirli havasıyla problemli bir şehir ki organize sanayi bölgesinin alt kısmında stadyumun altındaki tesisleri hepimiz biliyoruz yine Cengiz Enerji grubuna ait. Yani bir de öyle tepeye öyle bir tesisin yapılması demek iyice orada işlerin karışması demek. Yani hava kirliliği ve insan sağlığı açısından sıkıntı. Ben Mustafa Candal'la ilgili sana yorum bırakacağım abi. Yani yorumlaman daha iyi olur. Çünkü geçmiş dönemle ilgili de senin hafızan çok taze bu noktada. Ben sadece Mustafa Candal isminin PR anlamında kendini anlatmak veya kendini kamuoyuna medya aracıyla veya diğer iletişim kanallarıyla anlatmamasının sebebini az önce Coşkun abinin dediği gibi bizim gazetecilerin veya kendisini çok yoracağını düşünüyor büyük bir ölçüde. Kesinlikle. Yani çünkü kafalarda çok soru işaretleri olan bir durum. Ki biz bu konuları her defasında her adayda soran insanlarız. Ya çünkü hafızalar taze. Hafızalardaki sorular herkesin bir taraflarını kaşıyor. Ve seni de yani karşı tarafı da yoran sebepler bunlar. Bunun içinde onun cevabının verilmesi hem kamuoyu açısından önemli hem de biz gazeteciler için önemli. Sonuçta Haydar abinin dediği gibi ilçe başkanının bile son gün aday olduğunu öğrendiği bir durumda AK Parti teşkilatları çok bir hani belki ilçelerden bir örnek vermeyeceğim ama son güne kadar bir ilçede bir aday netti. Bütün medya planlaması her şey ona göre yapıldı. Yapıldı evet. Ama ertesi güne bu Sabzı bu 24 seçimlerinde oldu. Yani bu önümüzdeki evet, yakın zamanda bütün medya planlamaları, görseller, tasarımlar, billboard afişleri her şey hazırlandı. Ama Ankara'dan gelen liste ertesi gün bambaşka biriydi. Ve her şey ekip dahil olmak üzere, teşkilat dahil olmak üzere tepe takla oldu. Ve hepsi bıraktı. Evet. Çünkü enerji bitti.
Şimdi AK Parti Tekkeköy ilçe de bunu yaşıyor olabilir. Yani Tekkeköy ilçe bunu yaşıyor veyahut da yaşamıyor. 2019 seçimlerine de daha önceki yerel seçimleri de şöyle bir hatırlarsak AK Parti'nin özellikle AK Parti'nin kent merkezine en uzak ilçedeki adayı dahi basınla iletişim kurabilmek için takla atıyordu. Kendisi bizzat geliyordu, örneğin Vezirköprü'den geliyordu. Yerel basında irtibat kuruyordu. Doğru mu? Evet. Gazetelerde veyahut da internet gazetelerinde yer alabilmek için bir şekilde diyalog kurma yoluna gidiyordu. Kendini anlatabilme, kendini ifade edebilme, projelerini kamuoyuna paylaşabilme adına. Sonuç itibariyle bunlar artık hani basın üzerinden de yürümese bile sosyal medya sayfalarından da bunları dile getirebilirsiniz. Yani Mustafa Candal Tekkeköy için ne vaat ediyor kardeşim? Yani bu seçim sürecinde ben sosyal medya sayfasına hani bakıyorum arada, dedim ya ne yapıyor gerçekten, hani söylenildiği gibi mi durum diye. E bakıyorum mahalle ziyaretleri falan. Onun dışında hiçbir şey yok. Sadece fotoğraf paylaşımı var. Mahalle toplantısında söylemlerini duyuyorum ben. Hani eşimiz dostumuz orada çok fazla. Yani Hasan Togar Başkan'ın işçiler üzerinden işte birkaç böyle olaylar üzerinden hep yorumlarda bulunduğunu, işte hani o karşı tarafı yıpratmak için, lekelemek için, laf söylemek için bazı cümleler kurduğunu duyuyorum. Birkaç ev ziyaretinde yapılan, orada bizim eşimiz dostumuz da vardı, onlardan öğrendim. Mevcuttaki şu anda o zaman adama sormazlar mı? Arkadaş, orası AK Partili belediyeydi. Yani iki dönemdir belediye başkanı orada AK Partili. Sen şu an AK Parti'nin adayısın. Yarın o koltuğa oturduğunda ne yapacaksın? Defter mi açacaksın yani? Kitap mı açacaksın? Ne yapacaksın? Yani Alper, hem o hem de... Hani karşısı Cumhuriyet Halk Partili olsa anlayacağım. İyi Partili belediye olsa anlayacağım. İktidar partisi adayı eleştiri getirmez. Anlatabildim mi? Eleştiri getirmez. Ama eleştiri getirmez de yapıyor. Yapacaklarını anlatır. Ha işte öyle. Anladın mı? Yani Hasan Togar'ı Mustafa Candal'ın eleştirmesine gerek yok. Tekkeköy'de yaşayan herkes neyin ne olduğunu, neler olduğunu, ne bittiğini herkes biliyor zaten. Hasan Togar'ın da eleştirilecek çok çok konusu var. Negatif yanları var. Veyahut da belediyeyi yönetme anlamında yanlışları var. Olabilir. Yöneticilikte bunlar olabilir. Anlatabiliyor muyum? Olabilir. Yani Mustafa Candal'ın İşte Hasan Togar'ın işte işçilerle ilgili veyahut da başka şeylerle ilgili uygulamalarını, yaptırımlarını falan filan konuşmasına gerek yok. Çünkü kendisi de o koltuğa oturduğunda farklı bir şey yapmayacak. Oturduğunda ne yapacak? Hasan Togar'ın ne vaat ediyor? Bu 5 yıl veyahut da 10 yıl belediye başkanlığı döneminde belediyede çalışan, halen daha çalışan insanları kapı dışına mı atacak? Ne yapacak? Herhalde iş vaadi veriyor musun? Ne yapacak kardeşim? Tekkeköy büyüyor, gelişiyor. Doğru mu? Yani bu gelişime ve bu büyümeye senin sağlıklı olarak sunacağın katkı ne olacak? Cengiz İnşaat'ın atık deposuna izin vermek mi olacak mesela? Soruyoruz. İnsanlar da soruyor. Bir cevap ver. Yok. Hanımlar konağı mı yapacaksın? Veya yani, kentsel dönüşüm yerinde... Konaklar, monaklar Hasan Togar yaptı kardeşim. Yok yok, yani hani yerinde dönüşümden vaat yapacaksın. Ne yapacaksın? Yapılmış olanı vaat etmek, yaşadığı ilçede yapılan edilenden bir haber olmak demektir. Arkadaşlar vaat etmiyor, vaat etmiyor. Hiçbir vaadi yok. Hiçbir projesi yok şeyin Candal'ın. Evet Coşkun abi, senin devamı. Sen Mustafa devam. Candal'ın hiçbir projesi yok. Burada şeye kadar, bu hafta başına kadar... Ne Hasan Togar, ne Mustafa Candal, ne Cumhuriyet Halk Partisi adayının hiçbir projesi yoktu. Sadece Candal'dan sonra Eyüp Elmas, Büyükşehir adayı, İYİ Parti adayı geldikten sonra onun hazırladığı projeler ya da onlarla ilgili o konuşuldu. Onun da örgüt olmadığından dolayı İYİ Parti'nin bir sesi çıkmıyor. Alanda bir şeyler ispat etmeye çalışıyor. Ama buradaki asıl problem, biz Tekkeköy'de proje konuşmuyoruz. Biz Tekkeköy'de sadece iki aday üzerinden, iki adaylı bir seçim varmış gibi konuşuyoruz. Ve bu seçim büyük bir gerilim içerisinde sadece agresif saldırıları, somut bir şeyler ortaya koymadan devam ediyor. İşte Hasan Togar'ın şeyinin kurşulanması, afişinin kurşulanması, arabasının arkasına vurulması, tehdit olayları ve bugün bana yine oradaki
diğer partilerden bir bilgi geldi. Birileri 2000 liraya seçmenlere telefon edip vatandaşlara evinizde kaç kişi varsa 2000 liraya oy başına oy satın alma ile ilgili iddia, tabii bunu şey söylemiyorum ama güvenilir biri bana bunu söyledi. Oy satın almalara yönelik çalışmalar başlamış. Yani diyorsunuz ya koltuğa oturacak. Koltuğa kim oturacak ve o koltukta nasıl oturacaklar? Yani orada seçim Candal ya da Hasan Togar kazanırsa nasıl olacak? Ve orada öyle bir garip durum var ki İYİ Parti'de teşkilat yok. İYİ Parti adayı Eyüp Elmas meclis üyesi bulmakta teşkilatsızlıktan sıkıntı çekti. Teşkilatın yarısı İYİ Parti'nin Hasan Togar'ın yanındaymış, yarısı Mustafa Candal'ı destekliyormuş. Ve daha da garibini söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi son ana kadar Mustafa Candal'ı İYİ Parti'de de kendilerine destekleme kararı alıp aday çıkarmamıştı. Şeye kadar beklediler, Candal gidene kadar beklediler. İşte aynı şeyin Hasan Togar'ın şoka uğradığı gibi Candal açıklanınca CHP de şok oldu. Ve CHP bir aday çıkardı ama Özcan Büyük. Özcan Büyük çıkardı ama Özcan Büyük'ün çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe yöneticilerinden 6.sı istifa etti bu hafta. Ve bu istifa eden yönetici CHP'nin örgütlerden sorumlusuydu. Açıkça sosyal medya hesabından Hasan Togar'a destek verdiğini anlattı. Kendisiyle görüştüm ben. Muhteşem geçişler ha. Siz çok zıt geçişler. Görüştüm, dedim ki ne oluyor yani, neden çıktın? Dedi ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bu yaptığı çok hoş değildi. Ya baştan aday çıkaracaktınız ya şimdi oturup burada ortaya çıkmayacaktı. Sen dedim ne vaat mı aldın? Dedi ben vaat falan almadım. Hasan Togar'ı da dedi desteklemiyordum ve Hasan Togar beni işten atan belediye başkanıdır. Buna rağmen oturup Candal'ın karşısında ben Hasan Togar'ın yanında yer alacağım. Yani bu seçim çok enteresan, evet. Değil mi abi? Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısın. İstifa ediyorsun. Yeniden refahın, seni işten atan adamın yanına gidiyorsun. Evet. Ya siyaset böyle bir şey işte. Yani orta, siyaset nasıl daha yorumlayabilirsin ki abi? Ya işte o da şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani diyoruz ya çok, örgütler. Şoka uğramış bir halde. Örgütler çok güçlü diyor ya. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütleri çok güçlü değil. Yani burada ben bugün Cumhuriyet, ben geçtim 17 ilçede dolaştım ben. Çalışmalar yaptım. Bu sosyal medya altyapı çalışmaları yaptım. Örgüt yok. Yani söyleyeyim, Kavak'ta 6 yıldır oraya bir emek veren ilçe başkanını adaylığa zorladılar. O ilçe başkanı benim ekonomim yetmez, 6 yıldır zaten işten de ayrıldım dediği için aday olmadı. Bu sefer Yeniden Refah'ın adayını desteklemek için istifa etti. Oraya geçti. Bu sefer de meclis üyesi adaylığını ısrar edip adaylığını düşürdüler. Ondan sonra Kavak'a sonradan bir aday geldi. Terme'de, Çarşamba'da ilçe başkanları. Canik de aynı şekilde iddia ortaya koymadan çıkabilecek bir şey yok. Burada sürükleyen Cevat Öncü, Alaçam'da Zergün Hanım var. Bezir Köprü'de CHP'nin adayı Cemal Türkoğlu değil mi? Ve adam Hafız İmam, elinde mikrofonla gidiyor köylere, camilerde imamı çekip namaz kıldırıyor ve caminin bahçesinde Cumhuriyet Halk Partisi propaganda yapıyor. Müthiş bir tempo, tamamen köyde çalışıyor. Zergün Deli Orman iyi. Yakakent'te üçlü bir yarış devam ediyor. Burhan Bayraktar var. İyi Parti'nin güçlü bir adayı var. AK Parti'nin adayı var. Vezir Köprü ne olur bilemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. O Cemal Türkoğlu sayesinde Vezir Köprü CHP iyi bir ivme yakalar, oyunu yükseltir gibi geliyor. Tekirköy'den sen Beziköprü Alaçam gittin abi şimdi. Sen abi Tekirköy'e geri gel. Geri gelelim. Örzim programında böyle bir güzelliği var. Alıp götürüyor. Ama şimdi bir ilçe turu yaptık geldik. Şöyle anlatayım. Seçim çalışması yapıyoruz. Tekirköy'de şimdi geçen sefer AK Parti'ye küfür eden İYİ Parti adayı, AK Parti'den aday olduğunda bunu oraya getirenler kimler? İl yöneticileri, ilçe yöneticileri ve bu hepsi birbirine bağlı. Çiğdem Hanım'ın açıklamaları var mesela. Evet, Hasan Togar'ın tepki gösterdiği. O zaman ne dedi abi? Çiğdem Karaaslan mı? Onu aday olunca iyi olmayınca kötü olan anlayışı kabul etmiyoruz dedi. Aynen. Hasan Togar da
Bunu 2019'da söyleseydim dedi. Mustafa Candal'a niye söylemedim bunu dedi. Ama orada tabii Hasan Togar bunu söyledi ama videosu da var bu açıklaması. Var gönderdim. Ona da baktım ben. Sonuçta yıllarca aynı partide birlikte siyaset yaptılar. Evet. Hasan Togar ve Çiğdem Karaslan. Hasan Togar bu açıklamayı yapmış ama bunu söylerken de Çiğdem Hanım'ın herhangi bir hani böyle bir sert bir ifadeyle değil. Çiğdem Karaslan'ı da hani koruyan, yanıltıldığını, kasıtlı birilerinin bunu söylettirdiği veyahut da sorulduğuyla alakalı bir fikir beyan etmiş. Yani sonuçta Hasan Togar da aslında her ne kadar yeniden Refah Partisi'nin adayı olsa da şu an itibariyle ruhen ben hala AK Partili olduğunu, AK Parti'de olduğunu söyleyebilirim. Çünkü zor bu şekilde geçişler. Yani bu şekilde şöyle bir destekleyen bir örnek vereceğim. Şeyde Yeniden Refah Partisi'nin aday tanıtım toplantısında adaylar sahneye dizildiğinde herkes Yeniden Refah Partisi'nin işaretini yaparken Hasan Togar onu yapmamak için döndü, arkalara gitti. Ondan sonra buradan manipülasyonlar geldi. Ne oluyor hop falan deyince ondan sonra geldi şöyle yaptı, geri bıraktı. Hasan Togar Rabia yapmamış iyi yani. Hayır, Hasan Togar yani söyleyeyim aynı Hüseyin Dündar'a söylenen iddia gibi belediye başkanı olduktan sonra AK Parti'ye geçmez. Geçmiş. Bu durumda geçmez. Ben zannetmiyorum. Geçmez. Yani evet. Çünkü Hasan Togar madem hani konuyu açıyor. Peki ben, onu nasıl değerlendiriyorsun? Candal'ı orada kapattık mı? Eklemek istedikleriniz varsa Candal'a. He, ekleyecek bir şey yok. Kalmadı yani. Ben yani zaten görmedim. Mustafa Candal cevap bekliyoruz. Şu cevabı bekliyoruz. Böyle bir çalışma metodunu uygun görüyor. Saygı duyarız ama yine söylüyorum. Olur da 5 yıl hani seçilirse 5 yıl boyunca aynı yönetişim şekliyle, aynı tavırla, aynı üslupla veya üslup demeyeyim de tavırla iletişim kurmayan, kapılarını kapatmış, içine dönük. Ne yaptı? Hazırlıksız olabilir mi peki? Ne yaptı? Yok belli canım, olmayan bir ilçe başkanlığı yapmış. Belediye bir başkanlığı mümkün mü? Yıllardır hazırlanıyor. İyi Parti de hazırlanıyor şeye, belediye başkanlığı. Hazırlık var. O Alper'in söylediği başka bir şey. Bu seçimde aday gösterilen bazı isimler, biz yayın öncesinde onun kritiğini yaptık. Hani o yüzden adayların bazıları çok hazırlıksız. Çok hazırlıksız. Evet. Proje anlamında yani bazı ilçelerde hala duyuyor mesela görüyoruz. Vatandaştan projeyi alıyor. Senin bu sorunun varmış. Dur bunu projelendirelim. Sen bunu yani o kadar olayın hazırlıksız dışında. Yani. Şimdi başka bir konuya daha gireceğim. Liyakat ve vizyon meselesine konu uzayacak. Evet o ayrı bir konuya. Hasan Togar'a girelim. Evet şimdi yani sözümü bitireyim de. Bitir abi. Yani bu şekilde eğer olur da seçilirse yine bu şekilde bir yönetişim tarzı ortaya koyacak olursa kendisi kaybeder. Nokta mı? Nokta. Kendisi Bugün kaybeder. Bugün çok giderli gördüm ben abi. Bugün çok giderli gördüm. Evet yoksa kesinlikle. Giderli değiliz ya. Yani konuşma çok tarzından bile bakışlarından bile yani. Bakışlarından bile var. Ateş atıyor kardeşim. Şimdi atar yapıp yapmama değil. Sonuçta Mustafa Candal kadar bizler de bu şehrin sorunlarına evet. hakimiz. Mustafa Candal kadar bizler de bu şehirde nefes alıp verdik. Mustafa Candal kadar bizlerin de tanıdıkları, dostları, arkadaşları var. Ki Mustafa Candal da bunlardan birisidir. Sen bana kapını kapatıyorsan kardeşim ben o kapıyı kırar atarım. Kusura bakma. Yönetmenim bana bir not göndermiş. Onu birazdan konu içerisinde değerlendireceğim. Konuklarıma da soracağım gazeteci abilerime. Evet. Yani diyalog kurmuyorsan, arandığında telefonlarına bakmıyorsan ve geri de dönmüyorsan tercih senin kardeşim. Belki numarayı değiştirmiştir abi. Yok numarayı değiştirmemiştir. Yani numarayı değiştirmez kardeşim. Abi bak vaktimiz çok geçiyor. Ben Tekkeköy'de Mustafa Candal Tekkeköy'e ne vaat ediyor merak ediyorum. Tekkeköy ilçesinde yaşayan seçmenler veyahut da vatandaşlar bunu belki merak etmeyebilir. Bizim adamımız seçilsin mantığıyla hareket edebilir. Ama senin adamın sana ne gibi hizmet sunacak bunu sormuyorsan, sorgulamıyorsan ille de bizim adamımız gelsin diye
seçim yapacaksan geçmiş olsun kardeşim ya. Ben Candal konusunu şöyle kapatayım abi. Bir soru da şeyle ekleyeyim. Mustafa Candal aynı zamanda o Etibakır'ın deposunu oraya yapma sözü verip vermediğinde açıklama durumunda. Bir bu bak bu güzel bir soru. İşte Haydar abi projeler ve neden iletişim kurumundan söz etti? Sen katı atık depolama tesisini. O depoyu oraya yapacak mısın? Ben de şöyle bir yani şu şeyi de atlamayın şimdi, katı atık deposuyla alakalı. Bu çok gündem kaldırır abi zaten. Cengiz İnşaat konusu. Onu evet. O çok gündem. Mustafa Candal Cengiz İnşaat'ın CEO'su veyahut da yetkili birisiyle bu adaylığı açıklanmadan önce bir görüşme yaptı mı? Evet. Veyahut da Cengiz İnşaat'tan böyle bir kişi gelip kendisiyle görüştü mü? Manşet attın. Bunu açıklasın kardeşim. Tamam. Atacağım zaten. Ben şöyle bir eklemeyle Candal defterini, yani konusunu kapatmak istiyorum. İlçeyi vermeyeceğim. Bir ilçede mevcut aday bir fotoğrafı yüzünden adaylıktan adaylığı gerçekleşmezken dansöz oynatanların nasıl aday olduğunu da gerçekten çok merak ediyorum. Bu konuda Aydır abi onu paylaşmıştı. Yani videolar elden ele dolanıyor Tekkeköy'de. Çok bir soru işareti. Kendi iş yeri orası ama sonuç itibariyle AK Parti'nin de hani bir siyasi çizgisi var. Tamamen tezat yani. Bir fotoğraf diyorum. Mekanda. O fotoğrafı herkes bilir. Evet. Başka da söylemem. Hasan Togar'a geçiyorum abi. Tamam hadi geç bakalım. Evet, AK Parti'deki dönem 2014 seçimlerinde ilk kez seçim kazanıp iki dönemde bilmiyorum tarihinde var mı üst üste iki kere belediye başkanı seçilen. Tekiköy'de biraz o işler çok karışık oluyor çünkü. Evet, kesinlikle. Belediye başkanlığı yapan Hasan Togar AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı öncesinde aday olmadığını öğrendi. Yaklaşık bir 10 gün falan sürdü değil mi? Bekledi. Görüşmeler gerçekleşti. Şoku atlatmaya çalıştı. Vatandaşlarla temaslar kurdu. Sivil toplum örgütleriyle görüştü. Ve Yener Refah kadrolarından birçok Samsun'daki AK Partili isim gibi geçiş yaptı ve açıkçası Hasan Togar'la da hani çok iyi dostumuz, sohbetimiz vardır. Beklemediğinde bir miting yaptı. Bak gerçekten böyle bir miting beklemiyordum. İlk hani o sloganı neydi Hasan Başkan, şu anda dilim ucunda ama söyleyemiyorum. Orada ilk böyle sahaya çıktığında belediyenin yanında yapmış olduğu alan evet doluydu ama o kadar coşkulu bir şey yoktu ama mitingi yani sosyal medyada da gündem oldu. Bayağı bir gündem oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz Hasan Togar'ın iki dönem sonra tekrar ben sağdayım demek? Daha gidecek çok yolumuz var. Doğru, şimdi yönetmenim yazdı. Daha gidecek çok yolumuz var. Sloganıyla yola çıkıp o mitingi gerçekleştirdi. Geçişleri, aday gösterilmemesini, akabindeki mitingini ve şu andaki performansını. Coşkun abi seninle başlayalım. Ya şöyle söyleyeyim. Hasan Togar dediğin gibi iki dönem belediye başkanlığı yaptı ama Tekkeköylülerle ve kırsaldaki insanlarla iletişimi çok iyiydi. Yani beklemediğimiz iletişim performansı. İnsani bir şey geçmedi değil mi orada? Yok bir şey yok. Kedidir kedi. İnsani ilişkileri çok çok iyiydi. Esas Hasan Togar'ın tepki gösterdiği konu, yani bir ön seçime girersiniz, aday adayları olur, aday adaylarından tercih edilmeyebilirsiniz ama burada nedir nezaket olarak aranırsınız, sizi şu gerekçeli aday yapmıyoruz, haberiniz olsun denir. Bunu nezaketsizliği gösterdiklerinden çok yakında ama asıl buradaki temel sıkıntı, demin şeyin söylediği omurga üzerinden söyledi, ben duruşu olmayan insanlarla çıktığınızda, siz şimdi Mustafa Candal Tekkeköy'den İYİ Parti'den aday olduğunda Tekkeköy'de oy kullanamadı. Kendisine oy veremedi. Ha ben onu soracaktım. Şimdi de kullanabiliyor mu? Şimdi de kullanamadığı ile ilgili iddia var. Ben araştırıyorum. Muhtemelen yine kullanamıyor diye. İkametgah başka bir ilçede mi? İlk adımda diyebiliyoruz. Yani ilk adımda oturuyor ikametgah. İlk adımda Tekkeköy'de. Belediye başkanı da yolluyor.
Ve ikinci kez kullanamıyor. Kendisine ikinci kez İYİ Parti'den aday olduğunda da. Ya düşünsene. 2019 seçiminde. Ama bence yapmıştır ya. Hı? Bu sefer yapmıştır o hazırlığı. Yapmadığıyla ilgili çok ciddi, inşallah yapmıştır. Yani ama yapmadıysa yani haber. Yaşadığı ilçeye de, yani aday olduğu ilçeye de ne kadar saygı duyduğunu, ne kadar işlerini düzenli yaptığını da gösterir. Anlatabiliyor muyum? İlk adımda oturuyorsun, Tekkeköy'den belediye başkan adayısın. Ve bu insanlar seni yıllardan beri Tekkeköylü biliyor ama sen ilk adımda ikametgah ediyorsun. 2019 İYİ Parti'den adaysın. Kendine oy kullanamıyorsun. Ben şeyi merak ediyorum. İlk adımda acaba kim oy kullandı? 19 seçimlerinde mi? Evet. Necatin Demirtaş'a mı verdi acaba? Diğer aday kimdi? Erdoğan Toklu değil mi? Bir de şu var. Düşünsene şimdi 2019 seçimlerinde Hasan Togar AK Parti'nin adayı, Mustafa Candal da İYİ Parti'nin adayı. Ve Hasan Togar bir oyla seçimi kazanıyor. Yani bir mesela o adam, yani o karşıdaki İlginç bir varsayım değil mi? Bu olanda bir Sinop'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Bak, bir yerde böyle bir vaka var. Yalamıyorsun. Yalama bir ay. Bir oyu kim vermedi baba diye. Ben vermedim. Adam kendine oy veremedi ya. Böyle bir komedi olur mu ya? Evet bu varsayım. Tamam, Aziz Nesinlik Rüyete hesap bir varsayım bak. Böyle bir komedi olur mu ya? Ki tekeke orası ya. Böyle. Evet, şimdi eğer yine bu 2024 yerel seçimleri için İYİ Parti defteri kapandı Mustafa Candal için. Evet. Her neyse. AK Parti'den aday gösterildi. Hayırlı uğurlu olsun. Ona dediğimiz bir şey yok. Şimdi bu seçimde de Coşkun abinin dediği gibi ikametgahı oraya almadı ise, hala ilk adımda ise, yine kendine oy kullanamayacaksa gitti bir oy. Şener Şen'in filmindeki gibi, hani vallahi benim oyumdur gibi bir şey yaşamayız inşallah yani. Daha da garibi, ben şunu anlayamıyorum. Şimdi siz tek derdiniz belediye başkanı olmak mı? Abi öyle şimdi. Geldiniz İYİ Parti'den olamadınız, AK Parti'den olamadınız, İYİ Parti'ye geçtiniz. İYİ Parti'den olamadınız, AK Parti'ye geçtiniz. Nedir bu belediye başkanı olma hırsı? Proje ortaya koymuyorsunuz, iddia ortaya koymuyorsunuz. Tekkeköy'ün sorunlarıyla ilgili söylediğiniz gibi biz Candal'ın ağzından hiçbir şey duyamıyoruz. Yani şu sorduğumuz sorulara biz her adaya mutlaka ulaşıp bir şekilde cevap alıyoruz. Basın danışmanı olsa kendisine ulaşamasak da, ama Mustafa Candal bu kadar iddia, bu kadar söylentiye rağmen ağzını açıp hiçbir şey söylemiyor. Ve bunu herhalde konuşmadığı zaman geçiştirebileceğini sanıyor ki Mustafa Demir örneği verdin. Peki mevcut il yönetimi ve Yusuf Bey kendisine bu şekilde telkinde bulunmuş olabilir mi? Şunu anlayamıyorum. Kesinlikle polemiğe onların girme, da, işine bakın, bak diye sadece. Onların da bir açıklaması yok. Şeyde basın toplantısında AK Parti'nin bu adayla seçimle ilgili yaptıkları Cumhurbaşkanı gelme basın toplantısına ben Tekkeköy olayını sordum. O Tekkeköy olayıyla ilgili muhtemelen buradakilerin de bir görüşü, düşüncesi alınmadı veya alındıysa ciddiye alınmadı. Çünkü AK Parti'ye üye olmayan birinin, ki AK Parti 22-23 yıldır şeyde müthiş kadroları var. Yani AK Parti'yi silkeleseniz 100 tane ilk konuşabileceğiniz sanılmış aday çıkar. O insanların hepsini bir kenara atarak bu seçimde farklı bir yapı kullanmaları hem yeniden refaha kaymayı çoğalttı, hem Hasan Togar gibi gerekçesiz olarak attı. Ben şunu anlardım. Ya AK Partili aday adaylarından birini tercih edebilirdiniz. Ama şeye kadar, son güne kadar İYİ Parti'nin adayı olacağım diyen birini tercih ettiğinizde, AK Parti adayını dışladığınızda, bu da Hasan Togar'a yerine düşünüyorum çok sağlıklı ve kabul edilebilir bir durum değil. Bu da Hasan Togar'ı bayağı bir hırslı yaptı. Çok ekstra motive etti. Ekstra ve çok iyi gidiyor. Şöyle ekleme yapayım sen abi. Sayın AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkanımızı Yusuf Zelmaz'ın bir Samsun toplantısı, yakın zamandaki Samsun toplantısı bu konu gündeme geldi. Özellikle yeniden refah kadrolarına geçişler ve rakip oluşlar soruldu. Yusuf Bey, ben bunu çok yanlış buluyorum. Davayı satmak olarak görüyorum. Aynen. Yani ayrılmak olarak görüyorum. Ve yeniden refahın da grubunun da bu şekilde transferler yapmasını hem biraz küçümseyerek
hem de böyle aslında rahatsızlığını da dile getirerek bir yorumda bulunmuştu. Hani şimdi Hasan Togar ismini örnek veriyorum Büyük Birlik Partisi'nden ya da İyi Parti'den ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden görsen, aday olarak görsen belki bu denli bir hava yakalayamayabilirdi. Mümkün değildi kesinlikle. Yeniden Refah kadroları şu anda AK Parti'nin alternatif kurucu kadroları. Alternatif bir parti olarak geliyor ve görüş birliği olan bir parti. Daha bundan 4-5 ay öncesine kadar birlikte Cumhur İttifakı'nın içerisindelerdi genel seçimlerde. Yerel seçimler öncesinde de İstanbul nazarında pazarlıklardan sonuç elde edilemeyince bir ayrılık yaşandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahi Yeniden Refah'la ilgili bazı yorumlarda bulundu. Peki Haydar abi telefona daldı ama Hasan Togar'ın yapmış olduğu miting çıkışları, AK Parti'deki bazı isimleri eleştirmesi, yani kendisine gönderilen sözlere cevap vermesi ve son zamanlarda da enteresan de şimdi şekilde geliyor haber servisleri, sürekli projeler vaat etmesi. Evet. Bayağı proje atağına geçti Hasan Togar. Sonra Haydar abiye vereceğim sözü. Proje atağına geçti. Ben şunu merak ediyorum. Geldik oraya. Hep şey üzerinden kuruyoruz, AK Parti üzerinden. Şimdi Adem Güney AK Parti'nin kendi ifadesine göre kurucu, Saadet Partisi'nin de şey, kurucuları içerisinde. Fotoğrafı ilde başkanlığı yaptığı halde ilde fotoğrafı olmayan tek başkan olduğunu söyledi. Ve ilk yaptığı basın toplantısında her iki muhalefet partisinin 5 yılda yapamadığı eleştiriyi 1 saatte yaptı. Ahlaklı belediyecilik vurgusu yaptı. Şimdi ahlaklı belediyecilik vurgusu yaptığı bütün belediyeler AK Partili belediyeler. Hasan Togar da AK Partili belediyeydi. Eğer Hasan Togar yeniden Refah Partisi'ne geçmeseydi, Adem Güney ve Yeniden Refah Partisi yine ahlaklı belediyecilik için Hasan Togar'ı ahlaklı belediyecilik yapmakla mı değerlendirecekti, yoksa burada neyi değiştirecek, ben onun için merak ediyorum bir de. Ladik de var onun için. Ladik'i de kayatabilirsin. Ha, evet, bir de Ladik vardı. Ladik'teki belediye başkan adayı da ahlaksız belediye başkan adayı, onların diyeyim ahlaklı olmayan diyeyim, ahlaksız demeyelim de adayıydı. Şimdi onu aldı safına. Geçiyorsunuz şey de öyle, Kavak, Şerif Ünde. Şerif Ün zaten yani oradaki oluşum çok farklı. Şerif Başkan'ı çok eskiden tanırım. Yani artık gidecek çok yolumuz var sloganı ona yazılmış. Şöyle yani. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu belediye başkanları Adem Güney'in ve Yeniden Refah Partisi'nin ahlaklı belediyecilik yapmamakla suçladığı başkanlar. Bu başkanlar göreve başladıklarında yine bildikleri gibi yapacaklar. Ne değişecek? Ya o slogan ülke, o yani Yeniden Refah Partisi'nin genel sloganı. Hani onu burada yerelde de değerlendirmek gerekirse, evet haklı olduğum bir konu. Şimdi mesela hani AK Partili iki tane belediyenin şu anda Haydar abinin manşet attığı gibi Yeniden Refah iki tane belediye kaldı. İki tane belediye mi? Ne yazmışsın abi sen başlık? İki belediye aldı. İki belediye aldı deyip herkesi merak içerisinde. Evet. Doğru söylüyorum. Yani bunu ben şöyle bir tane AK Partili bir yöneticiyle de konuştum bunu. Yahu dedi Yeniden Refah Samsun iki belediye aldı deyince dedi. Merak ettim, tıkladım dedi. Ulan biz ne zaman verdik dedik dedi. Yani AK Parti Samsun'da bu seçimde ilk adım ve Atakum'u almak istiyordu. Şimdi bir sürü yer var. Şimdi Ladik ve Tekeköy'de kaptırdığı için tabii onları da kazanmak zorunda. Yani 4 tane ilk adım İyi Parti'de, Atakum CHP'de şu an itibariyle. Evet. Ladik ve Tekeköy'de Yeniden Refah Partisi'nde. Yani 2 tane muhalefet partisinde olan belediyeyi almakla uğraşırken veyahut da alma hedefini ortaya yola koyarken, evet yola çıkarken diyelim, ayrıca şimdi 4 tane iki belediye daha kaptırdı. İki belediye daha kaptırdı. Ya yani. Çok enteresan bir seçim süreci. Gerçekten bunu çok enteresan. Gerçekten nasıl organize etmiş olabilir? Ki bunu Alper, bir de bu bak hani şimdi belediye başkanları nezdinde, aday gösterilmeyen belediye başkanları nezdinde yaşanan bu
beyin patlatan gelişmeler tabanda da yaşanıyor. Evet. Şimdi adam AK Partili, AK Parti'nin eski ilçe başkanı gidiyor yeniden Refah Partisi'nin adayına destek veriyor. Var değil mi? Var tabii ki yani. Bir dünya var. Evet i̇şte, Osman Genç de sahaya çıktı. Herkesin gözünden kaçtı. Biraz önce söyledi. Haber yapacaktım ben. Biraz o da sahaya söyledi, çıktı. Biraz önce söyledi işte Tekkeköy özelinde İyi Parti ilçe teşkilatının bir kısmı Hasan Togar'a bir kısmı Candal'ı destekliyor. Candal'ı destekliyor. Yani bölünmeyi görüyor musun? Ya burada aslında hani yerel seçimde denilir ya parti değil aday ön evet. plandadır. Yani buradaki o bölünmeler isimler buradaki bu bölünmelerin bu dipte yaşanan işte gelgitlerin dalgalanmaların veyahut da ne bileyim hani safı belirlemeyle alakalı herkesi şaşırtan kararların sebebi bu. Yani ahlaklı belediyecilik konusunda veyahut da ahlaklı Cüret beni şöyle bir soru sormuş. Ahlaklı belediyecilik veyahut da ahlaklı siyaset mottosuyla alakalı olarak ahlaklı olmayan insanların ahlaklı siyaset mottosu altına girmesi veyahut da girmesiyle bu ahlakı kazanabilecekleri Ütopya olur. Böyle bir şey yok. Bu ahlak denilen yapı veyahut da şey insanın içinde olacak. Yani çaldırmama, Beytul malı koruma adına çaldırmama, daire başkanın veyahut da başkan yardımcın veyahut da bilmem ne halka hizmetle alakalı Azrail kesiliyorsa, gençler bilir hani ejderha kesiliyorsa, koltuğa oturduktan sonra şekli şemali değişip tepeden bakıyorsa, üstenci bir tavırla davranışlar sergiliyorsa, rüşvet alıyorsa, avanta alıyorsa veyahut da buna benzer şeyler yapıyorsa, haksız mal edinimi, sebepsiz zenginleşme bunlar oluyorsa ve o belediye başkanı da bunları gördüğü halde sesi çıkmıyorsa burada ahlaktan bahsedemeyiz. Anlatabildim mi? Yani bu ülkenin insanları da, bu şehrin insanları da bu gibi bu profile hasret kardeşim. Bir tanesi çıksın, yapsın, bu toplum anında değişir. Şimdi biz öyle bir sürece geldik ki sanki toplum ahlaksız siyasetçi istiyormuş gibi bir hava esiyor. Kardeşim biliyorsun ya, görüyorsun ya, niye hala şakşaklıyorsun? Biz bu değiliz. Bak biraz önce dedin ki 2000 liraya oy, pardon çok özür dilerim Coşkun abi söyledi. 2000 liraya oy satılıyormuş. Oy transferleri. Bu doğrudur, yanlıştır. Bilemiyoruz ama bunların bu süreçte kulağımıza geliyor olması bile konuşulması bile konuşulması bile sorgulanması. Oy namustur yahu. Bilirim mesela hani 2009 yılından da tecrübe ettiğim bir şey. Seçim gecesi ışıklar kolay kolay sönmez. Gece ya. Yani sabah kadar. Trafiğe kedi mi kaçıyor? Kaçmıyor işte orada trafiğe kedi kaçmıyor. Ne oluyor? Proje sabah kadar ışıklar açık. Yani, kaparıyorsa tamam bitmiştir o iş. Olay yani. Bitmiştir diyorlar yani pazarlık. Şimdi iletişim dumanla yapılıyordu. Elektrikle mi yapılıyor? Tamam şimdi? Ona bağlayacağım şimdi. Dinle şimdi. Cevat ya Allah'ım ya Rabbim. Cevat Öncü Fatih Altaylı'nın programında demiş ki hani CHP'nin adayı Halit Doğan Başkan'ın döneminde çarşamba yapılan santralden dolayı Tekeköy'de akciğer kanser vakalarının çok ciddi oranda arttığından söz etmiş. Hani bu mutlaka bir veriye ait dayalı, ki dayalı evet. ki hani Cevat Başkan bunu boş konuşmuyor. Boş konu yani şey programda söylemiş. Yani katı atık tesisinin de oraya yapıldığını böyle bir iddianın gündemde olduğu dönemde biraz enteresan olmuyor mu yani? Yani Alper bu şehrin orada zaten sağlık il müdürlüğü var. Evet. Abi sağlık il müdürlüğü var da yani biz maçlara gidiyoruz Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na. Tamam işte oraya geleceğim. O portun pırtın diyor bir şey diyorlar ona portükün bir şey diyorlar. Lanet bir şeyse. Ha portükün lanet bir şeyse yani oradan çıkan eve gidene kadar ya burundan akıntısı ya hastalanıyor yani hastalanmama sebebin yok. Koltuklar zaten bembeyaz oluyor kül her yer. Stadda yani, çim tutmuyor işte. Çok güzel bir yere geldin. Tekeköy'ün en büyük problemi, Tekeköy'ün en büyük problemi kirlilik. O partiküller, kömür tozu kirliliği ve şikayet etmeyen hiçbir kadın yok.
Evet. Yani bırak artık soluduğun hava, evlerin camları içeriler bile çıkıyor ve hiçbir adayın bununla ilgili bir söylemi olmadığı gibi işte Cengiz Enerji'nin oraya bir daha şeyi yaptırıp yaptırmayacağı tartışılıyorsa büyük kütle santralının peki, hala... Gerçekten Hasan Togar'ın sizce o santrale yani o merkeze, tesise imza atmadığı için aday gösterilmediğini sizler de yorumlayabiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Zaten kendisi açıkladı ya. Şunu söyleyeyim. Samimi olarak hayır bakın orada... Ama sizin açınızdan evet olabilir. Şuna göre söylüyorum. Hasan Togar önce gündeme gelmedi. Orada çıktığında sivil toplum kuruluşları, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Çırakman'da bir toplantı yaptılar. Erhan Usta meclis gündemine getirdi. Bu gelene kadar Hasan Togar buna müdahale etmemişti. Ancak oturup siyasiler ve Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkınca Hasan Togar direkt geldi. Orada bir toplantı yaptı. Bu buraya yapılmayacak dedi. Kesti evet, olayı. Bizlerde... Yani orada ne kadar samimiydi bilmiyorum. Kesti. Ancak Candal'ın adaylığı ortaya çıkmadan da Çırakman'ın muhtarı ve o Çırakman'ın ileri gelenleri burada ölçümler yapılıyor. Burada bu karar verilmiş. Tekrar Azot buraya kuracak, çalışmalar başladı diye bir söylemde bulundu. Kont. Artık Hasan Togar da muhtemelen bu saatten sonra oturup onun oraya yapılmaması için mücadele verecek. Ama tekrar ısrarla Mustafa Candal, Cengiz Enerji'nin yetkilileriyle görüştü. Biz o konuyla ilgili kesinlikle bir açıklama bekliyoruz. Bekliyoruz. Yani bunun dilendirip gündeme getirilmesi gerekiyor. Evet Haydar abi. Vallahi, yoksa İYİ Parti'de ne geçeceğim? Yani Hasan Togar'ın hiç... Hasan Togar'ın mitingini söyledin. Mitingi evet can alıcıydı. İhtişamlıydı. Sloganı da zaten mesajı veriyor. Ben bu seçimi kazanacağım. Ve gidecek yolumuz var diyor. Şimdi oldu. Candal'ı konuştuk. Hani evet. Olur da seçimi kazanırsa o koltuğa oturursa ne yapacak? Tekkeköy'e ne sunacak? Yani gittiği mahallelerde yapılmış olan vaatlerle alakalı şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi sözler söylediği konuşuluyor. Ki Hasan Togar da buna zaten bir açıklamasında dokunmuş, değinmiş. Biz o projeleri zaten yaptık demiş. Şehirden habersizsin, ilçeden habersizsin. İlçeden habersizsin demiş. Adam ilk adımda oturuyor. Nereden haber olsun? Muhtemelen de bunun için iletişim kurmuyor. Çünkü proje konuşulduğunda hiçbir şey veremeyecek o zaman. Anlatabiliyor muyum? Yani Mustafa Candal'a bizim bir garezimiz yok ama biz tabii ki kendisiyle de diyalog kurabilmek veyahut da kendisini de bizimle diyalog kurarak Tekkeköy'e ne vaat ettiğiyle alakalı olarak bir ne bileyim hani bir şeyler anlatmasını en azından şurada 15 gün kalmış Tekkeköy'e ne vaat ediyor? Bir basın toplantısı organize edip basınla bir araya gelip kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Şimdi ilk adımda Atakum'da Canik'te AK Parti'nin adayları, Cumhur İttifakı'nın adayları projelerini düzenledikleri toplantılarla bir bir açıklıyor. Yani Tekkeköy sanayisiyle, stadıyla, spor salonlarıyla gelişen, gelişmekte olan bir ilçe dedik. Doğru mu? Evet. Ne vaat ediyorsun kardeşim? Ama artısı da var işte. Oraya yapılan bir kirli yapı bütün Samsun'u benim sağlığımı etkiliyor. Yani orada bunu açıklamak zorunda. Eğer sen belediye başkanıysan ben yapmıyorum kardeşim deme hakkın yok. Sen çünkü kamu hizmetine soyunmuşsun. Yani Hasan Togar döneminde bu 10 yıllık Hasan Togar işte AK Parti'de geçen 10 yıllık Hasan Togar yönetiminde Tekkeköy ilçesine yapılan hizmetler veyahut da yatırımlar veyahut da projeler veyahut da altyapı üst yapı yatırımları neyse işte yani şimdi umarım bunu biliyordur çıkıp da Mustafa Candal Tekkeköy'e devlet hastanesi kazandıracağız diye bir vaatte bulunmaz. Dün bulunduğunu söyledi. Ya yapılıyor. Dün gezdiler. Yani yapılıyor. Gezdiler dün Bakan Bey'le birlikte. Ya tamam. Bugün gezdiler de önce bir açıklama yapmışsa Hasan Togar'ın buna yönelik bir açıklaması var. Biz yaptırıyoruz hastane yapılıyor diye. Alper'cim ilginç olan şu. 2019'da hayal dediği projeyi şimdi geziyor. Yapamazsınız, yapamazlar diyordu. Evet. Togar'dan lafı açıyorum. Candal'a geliyor. Candal'a bağlıyor. Şimdi İYİ Parti'nin adayı Eyüp Elmas. Trajikomik şeyler bunlar. Anlatabiliyor muyum? İYİ Parti'nin adayı Hasan Togar. Hasan Togar olur da Tekkeköy'de
her şeye ve her şeye rağmen seçimi alırsa ne olacak? Şunu yapalım. Biz büyük bir zafer elde etmiş olur. Bitti. Akabide artık izleriz. İyi Parti'nin adı Eyüp Elmas. Önce Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Hatta şöyle bir ilginç bir anımız var onunla da. Sevgili gazeteci abim Cihat Yanık onunla birlikte çalışıyor, evet. Bize beni aradı. Ben de yanlış hatırlamıyorsam ya Atakum'dan dönüyorum ya da Tekeköy tarafından bir yerden dönüyorum. Dedi Gelper dedi müsaitsen dedi Eyüp Bey'le dedi birlikte hani ziyaret etmek istiyoruz gazeteyi. Dedim tabii abi dedim hani kaç gibi işte 4.30-5 gibi dedim ofisteyiz. Hani ben de olurum hani tanışırız. Tamam dedi. Neyse 4.30-5 gibi randevulaştık. O sırada bizim yani gazetenin sayfa grubundan bir paylaşım yapıldı. İşte İYİ Parti adayını açıkladı. Büyük Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. İmrendiler Tüfekçi diye. Aradım. Dedim abi hani Alper ziyareti başka bir gün erteleyelim dedim abi. Erteleyelim dedim yani. Çünkü gerçekten çok garip çünkü hani aday adayı olarak ziyarete geleceği yoldayken aday açıklandı ve hani daha o saatten sonra gelip daha ne konuşabilir? Sonradan da Tekeköy'e aday oldu. Evet Coşkun abi. Ya işte Eyüp Elmas sohbetim var büyük ya şu çok... ben adayların bir şeyi bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adayıyla tanışmadık. O da sonradan çıktı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Eyüp Elmas'ı ben hem Büyükşehir Belediyesi, ondan önceki bu Avrupa Birliği projeleri ve proje bu hibe programlarındaki projeleriyle tanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıktan sonra Ordu'ya gitti. Orada projeler yaptı. Ondan sonra Samsun'a geldi. Ciddi projeler var. Büyükşehir aday adaylığı döneminde dediğin gibi çok sessiz, kibar kendi haliydi ama Tekeköy'e geldiğinde bu yaşanan gelişmeleri gördükten sonra Eyüp Elmas'ın siyaseti öğrendiğini, ciddi projeler ürettiğini ve önümüzdeki günlerde de duyacağız işte bu mesela hava kirliliğiyle ilgili görüşmeler, oraya getiren projeler, onlarca proje var ama işte teşkilat olmayınca, arkada bir güç olmayınca şey kalıyor. Eyüp Elmas'ın iddiası medya da... Medya var abi. Hı? Medya var. Sesini duyurabileceğim bir ortam. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bu adayların birçoğunun bütçe ve harcamalar konusunda ciddi sıkıntıları. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bütçen yoksa seçime girme abi. İşte siyaset seçim... yapma. Yani şöyle, bu iş böyledir öyle değil mi? Şöyle yani? Oldu. Seçim önünde... Belediye başkan adayıysan veya aday adayıysan bunun hazırlığını yapmış günümüzde, olman lazım. Günümüzde artık öyle de şimdi partiler ne yapıyor? 37 tane parti var, 37 aday çıkarmak zorunda. Böyle olunca da bazı adaylar hazırlıksız olarak ya sen partinin itibarını kullan diye ortaya çıktı, kurtar diye ortaya çıktığında bütçesel sıkıntı yaşadığı zaman abi, çözülemiyor. Çok büyük şehrin adayı olsa ne yapacaktı? Ya bu yandı. Yani. Ya şu anda ben diyorsun mesela, ya Mustafa Candal'ın da belki bir binanın yoktu. Dış cephesini giydirmek, bir araç giydirmek 60 bin 50 bin civarında evet, bir şeymiş. Kesinlikle çok ciddi para. Selami Kaya yazmış bizim abi biraz da Salzburg'dan konuşur musun diye konuşacağım. Hatay maçı ile ilgili 5 dakika yorum yapacağım. Ama tekki köyde yani program bitince. Program siyaset programı, yerel seçim programı. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da çıktı. Kendini tanıtmaya çalışıyor. Çok geç kaldı ama dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi de muhtemelen hatta aynı sözünü ettiğim kişinin söylediği geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavır ve gecikme dolayısıyla aynı oyu alamayacağını iddia etti. Yani, İYİ Parti iddialı mı? İYİ Parti şurada iddialı. Yani belli bir oy yok, rakam şunda, var mı? Şunda iddialı. Örgüt ya da şey altyapısı yok. Orada Gülay Hanım zaten büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Onun hala şokunu atlatamadı diye düşünüyorum. Sahada mı Gülay Hanım? Sahada olduğunu söyledi Eyüp Bey. Ama şeyin iddiası şu, ya İYİ Parti'nin geçmiş dönemdeki oyunu korumak iddiasında onun için çalışma yaptığını söylüyor. Ama dediğim gibi Tekeköy'de konuşulacak iki isim var. Mustafa Candal, Hasan Togar. Kıran kırana bir yarış olur. Orada işte İYİ Parti'nin ve CHP'nin alacağı oylar da ciddi derecede. Ya taban tamamen bu partilerin tabanı. Birinden kopmaları sebep olacak. Ama hep şöyle bir şey vardır ya. Son satıda ilk iki burun buruna kim gidiyorsa
vatandaş, seçmen birine yöneliyor. Algıyı iyi yönetene gidiyor. Yani onun için söylüyorum. Son evet. hafta, son haftadaki partilerin ve adayların performansları çok önemli. Yaratacakları algı önemli. Burada da işte genel siyaset olarak söyleyeyim. Hasan Togar'ın yarattığı algı Candal'dan çok daha önde bir performans. Cevat Öncü'nün, İmren Nilay'ın, Adem'in performansı, Halit Doğan'ın performansından ve algısından çok daha şey. Halit Doğan ve AK Parti'nin tek sermayesi, ya biz çok güçlüyüz. Çantada taban keklik. Oyumuz var. Tabii tabii, çantada keklik. Ama diğer adaylar, yani şunu söyleyeyim, bu seçim ve çok partili bir seçim olması Samsun'a bir sürü isim ve değer kazandırdı. Artık bizim gelecek seçimlerde konuşacak, proje üretebilen, nitelikli olabilen yani belli sayıda 2029'u insanlar. 2029'u daha şenlik görüyor yani. Nasıl? Daha şenlik olur 2029. O çok şey olacak. Zaten eğer AK Parti'nin oyu düşerse, genel tahmin Türkiye genelinde 31 Mart'tan sonra erken seçimi konuşmaya başlayabiliriz. 2026 deniyor. Öyle de Haydar bir abi. Konu var erken seçimle ilgili. Özü itibariyle özellikle muhalefet partileri için bu yerel seçim tam ittifak yapacakları, yapmaları gereken bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Aynen katılıyorum. Böyle bir ittifak olacaksa olmasın abi. Yok, yok onu demiyorum bak. Yani belediyeleri kazanmadığına, örneğin Büyükşehir'i kazanmadığına, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, unuttuğumuz var mı? Yeniden Refah belki, hani Saadet her neyse. Yeniden Refah tercihler edeceğim. Yani, İttifak yapmış olsalardı, o anketlerdeki o ibreleri bir düşünün, ne olurdu? Zannetmiyorum. Olurdu. Zannetmiyorum. Olurdu. İlk adımda olurdu. 14 Mayıs olurdu. Seçimlerinden sonra, hatta öncesi. Şimdi, Alper, Mart ayındaki o masadan kalkıp oturmak, 14 Mayıs seçimleri, 28 Mayıs seçimleri, tamam işte, artık biz, ittifakları. İşte. Yani Cumhur tabanda, İttifakı dair olmak tabanda üzere. Tabanda o söylediğin yaşananlar. Abi. Tabanda bu seçimde ittifak olmuş olsaydı belki hani acaba hani güven anlamında bir boşluğa düşürebilirdi ama partilerin de, seçmenin eğilimi şey ittifakla alakalı eğilimi değişmez yani. Hani AK Parti'de MHP'nin nasıl yukarıda ittifakı var, altta yok? Evet. Millet İttifakı da yukarıda ittifak yapmayıp yerelde ittifak önünü açabilirdi. Yani güçlü adaylarla gidin. Ya, seçimi kazanmasalar bile %10'larda ama ben bu seçimleri şöyle %10'larda, %20'lerde gezmezlerdi anketlerde. %30'larda, %35'lerde çıkarlardı. Ben bu seçimi biraz da şöyle görüyorum. Herkes boyun ölçüsünü bir alsın. Alsın tabii ki. Yani bu seçim o seçim çok zaten. Çok kişi, çok parti böyle, çok isim böyle uçuyorlar böyle. Yok vuruyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Herkes bir boyun ölçüsünü alsın da onu ona göre zaten. Artık 2026'da mı seçim var, 2028'de mi var, 2027'de mi var, nerede varsa herkes ona göre artık bir sallansın, bir çeki düzen versin kendine. Ya bu ittifaklarla bir yere varamadıkları ortada. Kesinlikle. Hiçbir şekilde varamıyoruz. Ya ittifak Türkiye'yi de batırdı işte. Türkiye'yi de darmadağın etti. Bakın çünkü bu seçimin, şu ittifaksız seçimin getirdiği hareket ve dinamizm ortaya çıkan adamlara bakın. Evet, bilmediğimiz, görmediğimiz, sahada belki de gerçekten ya bak bu adam çok değişik bir adammış. Ya mesela Yakakent'te değişik, İYİ Parti'nin ne demek istiyorsun? Doktor, evet. Doktor aday mesela. İYİ Parti'nin doktor adayı mesela. Ya 3000 küsür tane kendi hastası var sadece. Yakakent'te. Evet. Ya işte yani Alaçam'daki Zergün Hanım. Bunun gibi yani aslında Cevat değerli cevherler yani vardı. Bak işte Cevat Öncü gibi bir isim çıktı. Murat Şener çıktı. Murat Şener gibi bir isim çıktı. İşte Eyüp'ü şey biliyorduk için. Yani aslında proje deyince hep Eyüp Elmas diyorlar ya. Böyle bir algısı ama, var ya. Hayır ama Eyüp Elmas yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır proje hazırlıyor, projeler çıkarıyor. Samsun'da adaylığı ile ilgili demiyorum. Şehirlerin gelişimi ve gelişmesiyle alakalı olarak da hep Eyüp Elmas bir var. Proje denildiği zaman konusu Eyüp Elmas var. Her yerde var. Böyle bir algısı var. Var var. Her yerde çok Eyüp enteresan. Elmas var. O da sanırsam pazar günü lansmanı yapıyor. Proje kim? Proje lansmanı Eyüp Elmas. Pazar akşamı. Pazar akşamı yapıyor galiba.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı var. Başka var mı aday? Bak gerçekten bak tek köyde ikili yarış üzerinden diğer adayları hep şey yaptı. Saadet Partisi'nin Saadet Partisi var. Evet. Yeniden Refah'ın Hasan Tugar zaten. Ya Saadet Partisi zaten hiç şey yok. Bir ortaya çıkmıyor. Kendi içlerinde ve kendi çaplarında pasif. Hmm. Büyükşehir'de zaten şeyi destekliyorlar. Gelecek Partisi'nin böyle bir ittifakları var onların. İttifakları var. Yani Tekkeköy'de hepimizin de kanaat getirdiği üzere Hasan Tugay ve Candal arasında ciddi bir yarış olur. Ciddi bir yarış olacak. Bir tahmin kim göster? Yani ciddi bir yarış, bıçak sırtı bir yarış. Onu bu programı yapmak lazım. Seçimden ilk, çünkü yasaklar da başlıyor. Ona göre artık yola almamız lazım. Hani o yasaklara da bakalım abi bu arada. Biz konuşuyoruz böyle atıp tutuyoruz ama bazı şeyleri. Yok daha yasaklara var. Yasaklara da bakalım. Var. Çünkü anketleri yayınlama günleri var. Hani süreleri falan var. Hani o program yapmak lazım. Evet. Hani final haftasında ya işte Atakum'u bir tabela koyup buraya bu olur, bu olur. Atakum, benim fikrim bu diye bir şey Atakum, ilk adı. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Herkes kendine göre tabii. Şu aday kazanır, bu aday kazanır diyebilir ama biz de bir canlı yayındayız. Sonuçta izleyenlerimiz de var. Bu yayını bittikten sonra izleyecek olanlar da var. Yani manipüle etme adına Biz böyle bir algıya yapamayız. Sebep olmak istemeyiz. O yüzden hani isim bazında kim kazanır böyle bir fikri burada beyan etmemiz de doğru olmaz gibi geliyor Coşkun abi. Niye maç skorları tahmin ediyoruz abi? Ya şu o maç skoru ya. Niye? Bunun skoru. Ne farkı var? Yani benim benim bir siyasi görüşüm var ama bana şimdi sen gider sorarsan Hasan salı pazarında Tugar, diye hayatta bak, mümkün değil Hasan olmaz. Tugar, manipülasyon değil ki. Hasan Tugar mevcut belediye başkanı olarak öndedir. Belediye başkanları her zaman öndedir. Evet. Yani ama maça 1-0 önde başlar. Bu yani. Aynen öyle. Maça 1-0, 2-0 önde başlar. Ama bu 31 Mart tarihine kadar sahada göstereceği performans yan gelip yatarsa, diğer adayda yarışa sonra da katılan Arap Atı gibi açılır, hızlanırsa her şey tepe taklak olabilir, ibre dönebilir. Yani Tekkeköy öngörüsü çok fazla olabilen bir ilçe değil. Yani orası her zaman şu dersiniz başka bir şey çıkabilir, sürpriz olur. Sürpriz bir ilçe ama gergin de bir ilçe. O yüzden bazı tatsız olaylarda yaşanıyor. O yüzden o yüzden hem adaylar hem partilerin siyasileri, milletvekilleri her neyse Tekkeköy ile ilgili açıklamalarına, sinir uçlarına dokunacak cümleler kurmamaya dikkat etsinler. Çünkü gerçekten Tekkeköy gerilimi yüksek bir ilçe. Bütün yarışmacı arkadaşlara ben başarı diliyorum. Ne diyeyim yani şimdi Hasan Tugar 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. 10 yılda ilçeyi bir yere getirdi. Güzel hizmetleri de var. Eleştirilecek işleri de icraatları da var. Yani çok derinsel anlamda gerçekten yani sorgulanması gereken Hasan Tugar üzerinde de sorgulanması gereken meseleler var. Yok değil, var. Ama Mustafa Candal açısından da aynı soru işaretleri hala yerini koruyor. Şimdi böyle bir kaotik ortamda, bir sürü soru işaretinin olduğu bir ortamda seçime gidiyor Tekkeköy. Şu anda Candal'ın mesela önüme düştü bir mitingi, mahalle toplantısı. Hangi tarihte paylaşmış? Şimdi canlı yayın yapılmış. Bizim bir arkadaşımız yapmış. 150-200. Kapatıyorum. Evet. Neyi kapatıyorsun? Programı kapatıyorum. Yayını kapatıyoruz. Yayını kapatıyoruz. 2 saat oldu abi. Kapatalım. Soundspor'u yorumlayayım. Hadi yap bakalım. Pazar günü saat 4'te Hatay Spor'la oynuyoruz. Deplasman'da Mersin'de oynanacak maç. Hatay'da stadyum depremden kaynaklı olmadığı için. Çok önemli bir maç. Aslında biz bu hafta Ankara Gücü'nü yenerek zaten ligde kalabilme, yani hatta ateş altından uzaklaşmamızın göstergesi oldu galibiyet. Evet, Hatay Spor maçından da alacağımız 1 puan veya 3 puan alabilirsek, ki alacağımıza inanıyorum. Çok anlamlı olacak ki belki de Hatay Spor ve bazı diğer takımların artık
aralarında mücadele edeceği bir duruma düşme hattının artık aralarında olacağı bir sürece girecek. Biz de nefes alacağız ama dün Markus Hoca'nın, Markus Gisdol'un basın toplantısında dediği gibi aynı motivasyonla, aynı enerjiyle, aynı odaklanmayı yaşamamız gerekiyor son ana kadar, son maça kadar. Çünkü daha önümüzde 9 maç var. Evet. 27 puan. Ama evet, sahamızda çok enerjik oynuyoruz, çok agresif oynuyoruz. Sahamızda her şey çok daha farklı 19 Mayıs Stadyumunda. Deplasmanda kazanamama gibi bir durumumuz var. Bir tek Adana Demirspor'u yenebildik. Hatay'ı da mağlup edebilirsek alacağımız bir 3 puan çok kıymetli olacak bizim için. Takım toparlandı. Sakatlıklardan futbolcunun bir kısmı geri döndü. Cezalı bir oyuncumuz yok. Marius'un dışında. Hatay maçı, açık söyleyeyim, yani bunca yıldan beri bu hizmet senin için oldu. En kötü ihtimal bir puan alıp da geliriz. Ben orada hani öyle bir 3 puan kaybı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir puan alır geliriz. Bir kaza kurşunu yaşamayız gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah. Samsun'a da canı gönülden başarılar diliyorum. Pazar günü zaten, pazartesi günü de Selçuk arkadaşımızla birlikte Futbol 55'te bunu yorumlarız. Başarılar diliyoruz diyelim. Başarılar diliyoruz. Ekip olarak. Evet, kesinlikle evet. Öyle. Başarılar. Ağzınıza sağlık. Düşüncelerinize saygıyla selamlıyorum. Ne kadar ben olayı Hasan Togar'la bağlamak istesem de sen sürekli olayı Candal'a yönlendirdin abi. Yok, Candal'a yönlendirme değil. Şimdi bak kardeşim, İktidar Partisi'nde adayı her zaman konuşulur. Merkezdedir ve konuşulur. Artık biz Hasan Togar konuşacağı kadar konuşmuş. 10 yılda yapacağı her şeyi yapmış. Dediğim gibi, yani izleyenler, yayını sonradan izleyenler hani tarafgir gibi düşünmesin. Ben merak ediyorum kardeşim. Yok, çok katılıyorum. Eğer bugün Candal İyi Parti'den aday olsaydı biz Hasan Togar'ı konuşacaktık. Aynen öyle olacaktı yani. Seçim bitmişti mi diyorsun? Hasan Togar. Yani Canik'teki Hasan Togar'ı konuşacaktık mesela. Hasan Togar'ı konuşacaktık. Hayır, başka şeyler konuşacaktık. Mesela orada ciddi bir rekabet devam edecek yine geçmişten çünkü kalan. Çünkü İktidar Partisi'nin adayı Hasan Togar olacaktı mevcut belediye başkanı olarak. Biz konuşacaktık. 10 yılını, 5 yılını değerlendirecektik. Peki bu kadar belki konuşacak mıydık? Yerden yere peki, vuracaktık yok. Yani. Bence bu kadar konuşmayacaktık. Ya konuşabilirsin. Ya şu var, birçok şeyi biliyoruz, birçok şeyi dillendirdik. Hasan Togar'a soruldu, cevaplar alındı. Geçmişten beri Hasan Togar bir sürü hata ve yanlışa cevap verdi, kabul etti, reddetti. İletişim kurdu. Yani işte biz o zaman Candal'ı konuşmayacaktık, imkanların yok, muhalifsin diye. Ama Hasan Togar'ın üzerinden gidecekti ve bize konuşturacak olan yine muhalefet olacaktı. Ama şimdi muhalefet iktidar adayı olunca otomatikman onu konuşmak gerekiyor. Doğrudur. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Coşkun abi. Ben de abi. Teşekkür ederim. Yönetmenimize. İyi ki geldin. Teşekkür evet, ederiz arkadaşlar. Coşkun abi, bekleriz. Gelirim ben abi. Sağ, kamera performansını beğendim yani. Ya ben baştan beri şey. Hayır, bir de şey, alan kısıtlı olunca tek yükü. Sen eğer normal şartlarda bir konuşursan zaman, bak kimlere ne şey. O zaman senin. Ya bir gün o zaman şöyle bak. Istediğin... Sabah öğlen 12'de başlayalım geçeriz. Yok, değil. Ya konuşmak istediği ilçe hangisi mesela? Hangisini konuşacaksın? Abi mesela ben ilk adımı konuşacağım. Atakum'u konuşurum. Kaç adamı yerinden hoplatacağım. Dur şöyle yapalım. Serhat Türkel'in de ilk adımında geçmişte lastmanları evet. Oldu. Evet. Yarın da Serhat Türkel'in var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bugün şunu yapalım. Özdemiraş'ın bakın. Özdemiraş'ın, Serhat Türkel'in, Adem Bektaş'ın varsa bu Adem Bektaş da açıkladı. Şu var. Projeler üzerinden bir değerlendirme. Ne kadar ayakları yere basıyor, ne yapıyor? Mesela şimdi ben diyeceğim. Çarşamba Serhat... gününe dur sözünü bitirsin. Çarşamba gününe Atakum'da ilk adımı aynen ders uzun çalışıp uzun birinci bölümde konuşalım, ikinci bölümde başka bir ilçeyi konuşalım. Ha? Evet. Birinci bölüm olarak konuşalım. Ara ama şimdi şöyle ya. Ona göre bir saat belirleyelim. Evet. 20.55'te başlayınca gece 12'ye neyse, kadar. Bunu kararlaştırırız. Bunu kararlaştırırım. Ama ondan önce ben şu yayını kapadık mı? Yok, kapamadık ya. Değil mi? Coşkun abi söyleyecekleri var. Yok ya. Evet. Güzel bir yayın oldu. Yaklaşık 2 saat 10 dakikalık bir yayın oldu. Dilimiz döndüğünce Tekeköy'ü yorumlamaya çalıştık. Ben tekrar hepsine teşekkür ederim, gazeteci büyüklerime. Çarşamba gününe bakalım nasıl bir program planlayacağız. Uzun saatler sürecek gibi geliyor bana. Kent Haberi stüdyolarından herkese iyi geceler, hayırlı sahurlar. İyi geceler.